efendim, iyi akşamlar. İyi Deniz Hanım, nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Sizle tanışmak büyük bir zevk. Estağfurullah, aynı şekilde. Aynı şekilde, ben de sizle tanışmayı çok, çok sağ olun. istiyordum. Çok sağ olun efendim. Vallahi bugün çok güzel, bugün çok güzel bir yayın olacak inşallah. Bilgisi Derya Deniz ablamız teşrif etmiş, güzel yayın olmaz mı? Estağfurullah, olur mu? Olur mu? Ben açıkçası sizi dinlemeye geldim bugün. Üçümüz sohbet edeceğiz inşallah, sohbet gecesi. Ömer anlatsın, biz dinleyelim. Estağfurullah. Vallahi, yani iki Derya, ben ne anlatayım yani vallahi? Vallahi ortalık Derya, yıkıldı, ortalık yıkıldı Derya ablacığım. Deniz de hocam. Derya adlı bir komşumuz var. Sizi çok seviyor. Öyle mi? Şu anda da izliyor. Çok selamları var. Ay, aleyküm selam. Ben de ona öpüyorum burada. Buradan Derya'cığım, adaşım sayılırsın. Derya Deniz. Tüm kardeşlerimize de çok çok sevgiler, selamlar. Vallahi sizin katılacağınızı öğrenince ablacığım ortalık yıkıldı. DM yıkıldı. Ablamızı bekliyorduk, öğretmenimizi bekliyorduk, rehberimizi bekliyorduk diye ortalık yıkıldı. Herkes çok dua etti, hem size hem bana, hem Sadık hocamıza. Şimdi Sadık hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ablacığım şöyle bir şeyle başlayalım dilerseniz, şöyle soru sorayım. Onun üstünden de beraber hep beraber sohbet edelim. Şimdi malum haliniz... Biz zamansız ve mekansız bir kitaba tabiiz. O da Kur'an-ı Kerim, herkesin malum olduğu üzere. Kur'an-ı Kerim zamansız ve mekansız bir kitap. Kur'an-ı Kerim hem geçmişe hitap ediyor, hem geleceğe hitap ediyor, hem bugüne hitap ediyor, hem de çağlar sonrasına da hitap edecek. Şimdi böyle bir kitaba tabiiz ve biz bu tabi olduğumuz kitabı Türkiye'de de çok yok, dünyada da çok yok maalesef. Allah sayınızı arttırsın ablacığım. Sizin gibi böyle 3-5 kişi, bu zamansız kitaba, bu zamansız kutsal kitaba günümüze uydurarak, tabii ama reformist manada değil, yanlış anlaşılmasın. Reformist manada değil ama günümüze uydurarak ve bilimsel manada birleştirerek anlatıyor. Ve bu da deizme, ateizme çok büyük darbe vuruyor. Bu da birilerinin hoşuna gitmiyor. Hem size bunu sormak istiyorum, hem de bu zamansız ve mekansız kitabın bilime uyarlanmasının önemini konuşalım istiyorum ablacığım. Hep zaten anlattığınız şeyler. Ömer'cim, bir de hocamız buradayken o kadar güzel bir konu ki, ben bugün açıkçası sana da söyledim, hocamızı çok beğendiğim için çok keyif alarak, çünkü hani bilim kurguyla da, şimdi ben bir senaryo bitirmek üzereyiz şeyini, taslağını. Evet. Biz de yazıyoruz şimdi kitaplarımızın bazı üzerinde. İnşallah çok güzel bir hizmet olacak. O sebeple çok tabii keyif alıyorum ben. Hocam gibi yazım dillerini ele alan, senin gibi yazan çok sevgili hocalarımız ve kardeşlerimizin anlatımlarından. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, dün de yine Amerikalı kardeşlerimiz, işte İngiltere'den, Amerika'dan soruları olan, kendisi Müslüman olarak doğmuş olan fakat sorularına cevap bulamadığı için biraz İslamiyet'ten kopmuş olan, evet, veya işte bizimle arasında gidip gelen, o kadar çok kardeşimiz var ki gruplarda ve şimdi Amerika'da çok büyük bir, tabii kitaplarımız da İngilizce çevrildiği için şimdi teker teker, çok güzel bir hareket oldu şu anlamda. Hani ben herkesin bildiğini düşündüğüm şeyleri yazdığımı düşünüyordum. Oysa ki bu konuda yazan ve bu kadar açık yazan şu anda henüz bilimsel bazda diyorum. Hani bu, evet, bilimle, kuantum fiziğiyle, işte biyolojiyle, tıpla bu kadar çok bunların içine girmiş. Herhangi bir şekilde bu alanda yoğunlaşmış. Bu kadar çok yazmış. Herhangi bir de henüz karşılaşmadım ve dolayısıyla da şeyleri yazdığımızda, hani biz çok güzel bir şeye değindik. Biz reformist falan bir şey yapmıyoruz, tövbe aşağı. Tabii ki. Kur'an zaten çağlar üstüdür. Ve Kur'an içinde, şimdi biz mesela Kur'an'la bilimi özdeşleştirmeye çalıştığımızda, çünkü Kur'an bir bilim kitabı, yani böyle bir tarih kitabı, bilim kitabı değil. Kur'an her şeyi içeren. İçeriyor, evet. Anlatan, insan beynini, insanın gerçeklik algısını, efendime söyleyeyim zaman nedir, zaman algısını, biyoloji nedir, DNA nedir, bunların hepsini anlatan bir kitap.
Şimdi biz bundan bunları anlayamıyorsak problem bizde. Evet. Problem bizde. Şimdi sen mesela biraz kuantum fiziğinin biraz ucundan anlasan, birazcık tıptan anlasan, biraz nörobilim anlasan, sen anlatılan ayetlerin ve hadislerin ne anlama geldiğinde başka bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Evet. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Hani diyor ya Mevlana Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Diyor ki yeni bir şey söylemek lazım cancağız. Evet. Veya, veya Efendimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam, dün de aynıysan ziyandasın. Evet. Şimdi bu kitap öyle bir kitap ki her bir ayetin öncelikle Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadisi üzerine söylüyorum. Önce bir zahir anlamı var. Sonra bir batın anlamı var. Tabi batını yapmıyor bizi. Allah tabii Allah. Ki. Yani, öyle anlıyorlar. Batın, öyle anlamak batın, isteyenler var. Batını falan değiliz tabii ki. Zahir el batın, el evvel el ahir yani. Allah İsmi şerifler bunlar da. Ya, ismi şerif bunlar. Şimdi zahir anlamı var, batın anlamı var, haddi var, sınırı ve matlağı ve nereden çıkmış kaynağı. Şimdi ilk etapta dört evet. tane madde var senin bir ayete baksığında. Yani estağfirullah, sebbaha lillahi mafis semavati ve mafil ard. Hadis suresinde söylenmişle veya Medine'de söylenmişle Mekke'de söylenmiş ayet aynı anlamı taşımıyor. Evet. Farklı şeylerden bahsediyor. Muhittin Arabi Hazretleri der ya pirimiz, sen der bir kelimeyi hatta harfi Kur'an'da tekrar ediyor zannedersen Allah'ın hiçbir şeyi tekrar etmediğini anlamamışsın demektir. Evet. Allah hatta Allah'ın Rahman suresi için onu çok örnek verirler ablacığım. Aynen öyle. Rahman suresinde vardır ya o tekrar. Her seferinde hani daha fazla Allah'ın nimetlerini hani anlatırken orada hani tekrar ettiğini zannettin o ayeti. Sen aynı şeyi söylediğini zannederken aslında kesinlikle değil. Şimdi tabii bunu anlamak için ama şimdi Kur'an'da şunlar da var. Hani efela takilun, hani takilun, yeşurun, tezekkerun, evet. fakihun, değil mi? Fakih. Şimdi kullandığı bilinç seviyeleri var. Veya evet. görmekle ilgili rea var, basiret var, nazar var. Niye evet. öyle? Şimdi Türkçesine bakıyorsun mealde hepsine görme kelimesini kullanıyor. Ama evet, bunun evet. arasında mesela basiret başka bir görmedir. Evet, evet. Göz gözü, kafa gözüyle görmek başka bir gör. Onun için diyor ki Yusuf 108. ayette Allah'a yapılan kamil çağrı ancak ve ancak basiret gözüyle olandır. Evet. Aksi halde sen Rabbine çağırırsın. Rabbil alemine değil. Evet. Sen kendi has Rabbine çağırırsın. Şimdi dolayısıyla şimdi dünyanın geldiği noktada ise o kadar müthiş bir dönemdeyiz ki biz. Dün ki işte bu Amerikalılarla olan odada bir kardeşimiz girdi. Dedi ki Deniz'in söylediklerini bir sindirmeye çalışıyorum dedi. Fakat çok ilgimi çekti dedi. Peki dedi Deniz dedi yani şey dedi. Hani ben de mesela sorularım vardı. O da böyle bilimle uğraşan birisiymiş. Sorularım vardı fakat o zaman dedi bazı bilim değişiyor. O zaman dedi bu dedi ne olacak? Yani Kur'an'da hani bunları ararsak dedi bilim değişiyor. Ya dedim ki Mehmet Ali hocamın çok güzel bir lafı vardır hocam. Der ki siz eğer ki bilimin de hani şimdi Allah'a güvenmiyorsanız bilimle uğraşmazsınız der. Tabii ki. Tamam mı? Çünkü şundan korkuyorsun ya. Ya Kur'an ya kitaptaki bir şey yoksa burada kardeşim anlatabiliyor muyum? Veya evet. evet. Şimdi ama şöyle bir şey var ki annenin kapıyı açma ya. Yindi, sesimiz güzel güzel görünüyor. Yoksa kapıyı kapat. Şimdi bak uyuyakalırsın. kapat kapıyı. Aynen böyle. Ya, alıştı bizim okurlar, dinleyiciler. Evet kapat tam. Annenin tam kapat. Şimdi şöyle bir şey var. O da şimdi yardım etmeye çalışıyor. Yani internet çekmez falan filan. Evet. Şimdi, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir kere. Allah'ın olmayan bir mülk var mı arkadaşlar? Haşa olabilir mi öyle bir şey? Allah'ın olmayan düşünce var mı? Çünkü sen şeytani düşünce bile şeytan Allah'ın işte dallin esması, mütekebbir esması, cebbar esması. Yani şeytan da Allah'ın mülkü. Evet. Yani herhangi bu alemde veya herhangi başka bir alemde Allah'ın olmayan herhangi bir hayal dahi olamaz der mümkün herhalde. Evet. Dolayısıyla sen bugün şöyle bir şey olabilir. Ya işte sicim teorisi. İşte bunlar tabii şey hani ancak yüzeyi tırmalıyorlar tabii. Çünkü adamlar da şimdi bak Muhittin Arabi Hazretleri'ne, İmam Gazali Hazretleri'ne, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne baktığın zaman bunlar öncelikle kibrinden arınmış insanlar. Evet.
sonra ilimle donatılmış insanlar. Ama bunlar anatomi bilmeden, astronomi bilmeden, cahiliye şiir dilini bilmeden, tıp bilmeden, biraz tıp bilmeden Kur'an anlaşılmaz diyen insanlar. Evet. Marifetname bunlarla dolu zaten. Zaten haliniz de çok iyi biliyorsunuz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bütün ilimleri ile mücehhez olarak anlatmış bu mevzuları zaten. Sizin buyurduğunuz gibi. Cep telefonumu koyduğum kitap. Çünkü ben biliyorsun teknolojide biraz cahilim ya hocam. Yani biraz estağfurullah. Bilgi falan beceremiyorum. Şu an marifetname üzerinde benim cep telefonum. Hani destek olarak onları koydum. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne de selam olsun. Şimdi bu hazretlere baktığımda geçen birkaç sene önce NASA'nın kainatın şekline ilişkin yaptığı simülasyon, o resim bu hazretlerin kitaplarında var arkadaşlar. Yani evet. Öğrenilmiyor arkadaşlar. Kur'an'da sicim teorisi de var, Newton'un teorisi de var, kuantum teorisi de var. Yani Allah'ın bilincinin dışında mı bunlar? Yani bilim Allah'ın dışında. O zaman sen şirktesin. Şirk bu yani. Yani bilim Allah'ın değil. Fakat şunu unutmayalım. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri bir hakikat arzından bahseder. Der ki, Arif der, soyundukça, hani bu algılarımızın oyunlarından soyundukça farklı farklı şeyler yaşamaya başlar. Mesela gezdiği yerlerden birini anlatır. Hakikat arzı der buna. Hatta gece rüyada siz oraya alınırsınız da fark etmezsiniz der. Orada öyle bir şey anlatır ki hocam, Ali Sarikalar Diyarı var ya, biliyorsunuz onu yazan da felsefeci evet. Zaten. Yani onlar hep kadim kitapları kullanıyorlar. Ondan sonra orada der, sizin dünyanızdaki fizik kurallarının çok acayip şekilleri, yani hiç düşünemeyeceğiniz fizik kuralları geçerlidir der. Evet. Dolayısıyla bu dünyayı düşün, paralel dünyaları düşün. Yani en az bir 6 tane daha dünya var biliyoruz, değil mi? Bu dünyalardaki fizik kuralları, belki paralel evrendeki fizik kuralları, belki bizdeki işte atıyorum proton, belki orada elektron, oradaki elektron, belki orada nötron, vesaire. Biz bunu bilemeyiz. Çok farklı olabilir yani. Çok farklı olabilir. Dolayısıyla biz Allah'ı kendi aklımıza sığdırmaya çalışıyoruz. Bizim problemimiz bu. Oysa ki Allah'ı ihata etmiş bir akıl Allah'tır zaten. O yüzden Allah'ı kimse ihata edemez. Allah'ın içine kimse, biz onun için düşünürüz, taşınırız, yazarız. Sonra deriz ki Allahu alem bir muradihi bihi. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Çünkü yarın sistemi tamamen tersine çevirebilir. Öyle bir kudreti var yani. O güç de kendisinin elinde, zaten kendisi yarattığı için. Kesinlikle. Ama sen şunu mesela, şu an nörobilimin geldiği yerde. Yani şu an nörobilimin geldiği yerde. Siz diyor, uykudasınız, rüyadasınız diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim de aynısını söylüyor, hadisler de aynısını söylüyor. Şimdi sen bundan nasıl bir tasavvuf ehlinin dediği gibi zevke gelmeyesin yani? Sen nasıl mutlu olmayasın? Sen bunu zaten biliyordun ki. Sadece bilim Kur'an'ın tefsirini yapıyor. Evet. Şimdi sen, ben hep dünkü şeyde de söyleşide de onu söyledim. Şimdi dedim Newton fiziği dedim. Newton zamanında Newton deterministti. O neye bakıyordu? Başlangıç koşullarını bilirsen sonunu bilirsin. Hatta kıyameti dahi bilebilirsin diyordu. Doğru mu? Doğru. Evet. Tamam. Sonra ne oldu? Atom altı parçacıklara indiler. En küçük parçaya atom dediler. Bölünemeyecek en küçük parçaya atom dediler. Adı bile atom onun için. Ama daha küçüğü çıktı değil mi? Atom altı boyut çıktı. Kuarklar çıktı. Şunlar çıktı. Bunlar çıktı. Ne oldu? Orada bir baktılar. Yani atom altı seviyede parçacıkların davranışları çok değişik. Hatta orada zaman algısı bile yok. Dolayısıyla şimdi ne dediler? Bir dakika dediler. Newton dediği deterministten bu tarafta nedir? Hani mesela dolanıklık teorisi gereği buradaki fotonu ikiye ayırıyorsun. Öbür tarafa fırlatıyorsun. Buradaki ne yaptığın müdahaleyi öbür taraftaki hissediyor. O zaman ışık hızından hızlı bir etkileşim mi var? Peki hangi kainat ışık hızıyla sınırlıydı? Genel gözleyen gözleneni etkiliyor. Değil mi? Tabii Kopenhag'ın yorumu dediğimiz. Evet. Hani sizin dalgaya baktığınızda gerçekliği oluşturmanız, yani parçacığa çevirmeniz, ki oradaki probleme ölçüm problemi derler. Kaderin bir anlamı nedir? Ölçümdür. Sen hangi olasılığa odaklanıyorsan onu gerçekleştirdiğin için, bak fiziki kanunu sana veriyor. Senin gerçekliğin ne olacak? Yani bu artık su götürmez bir noktada Kur'an'ın açıkladığı şeylerin, hadislerin açıkladığı şeylerin, hazretlerin anlattığı şeylerin artık önümüze konduğu noktadayız biz şu an.
çok şanslı bir dönemdeyiz dedi. Çünkü bunu Muhyiddin Arabi Hazretleri vahdetin vücudu vesaire anlattığında insanlar ne kadar yanlış anlamışlar, ne kadar tövbe haşa, yani bu kadar önemli bir, yani Allah hani Rab Rab'dır, kul da kuldur diyen bir insanı tövbe haşa şeyle suçlamışlar. Hani kendisini tövbe haşa işte vahiy almak. Yanlış anlamalarının evet. bir nedeni bence ne biliyor musunuz hocam? Evet. Şu andaki ilhamla söylüyorum. Evet. Şimdi 13. yüzyıla doğru yavaş yavaş divan edebiyatında da gül ve bülbül donacak. Donacak. Öyle tanımlıyor batılı bir oryantalist. Oryantalist değildi yani sufizmde şey yapan Annemarie Schmidt. Ben kendisiyle de tanıştım. Ben Amsterdam'da yaşadım böyle 40 sene. Efendimiz'e gitmek evet. için. Evet, evet. Şimdi evet, gülle bülbülün dondurunca bilimde de donuyorsun. Yani edebiyatta gülle bülbül donuyor. Artık oradan yeni bir şey türetemiyor. O şiir tekrarlıyor kendini. Derinlik kendi içinde böyle bir terennüm ediyor ama dışa çıkmıyor. Böyle içeride kapalı donuk. Bilim de biraz donuk duruyor. O yüzden tefsir de donuk oluyor. Yani ileri zeka. Halbuki tam da kıvama gelmişti yani fizikte, kimyada, optikte değil mi? 12. yüzyıl, 11. yüzyıl, 12. yüzyıl. Hani aslında çok da güzel bir kıvam yakalanmıştı ama işte oradan nedense devam edemedi. O modern, yani size nasip oldu biraz hocam. Evet, aynen. Öyle diyeyim. Estağfurullah ya, inanın ki şöyle. Şimdi ben hani hukukçu da olunca biraz analitik kafam da benim aktif. Bir taraftan müzisyen de olunca sağ beynim de, hani sol beynim de aktif, sağ beynim de çok aktif. O yüzden mesela bizim zaten hani ailemizden dolayı biz, Allah bir şey dediyse bizim için bitmiştir. Yani ben mesela bilimsel çalışmaları da yaparken, araştırmaları yaparken ayet böyle diyor. Zamanda yolculuk var diyor. Şimdi bunu da inkar edenler var ama ne zamanla hepsini görecekler. Çünkü çok da artık çok çok her şeyin farş olduğu dönemdeyiz. Şimdi bunun üzerinde de çalışıyor, bunu da söyleyeyim insanlar. Çok ciddi bilim adamları şu anda, çok ciddi çalışmalar üzerinde. Şimdi siz öyle bir şey ki, sen diyorsun ki senin başladığın bir yer var. Nedir? Mesela işte yedi uyurların veyahut da işte Üzeyir Peygamber'in durumu mesela. Ben onu insanların dondurulmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Ne bileyim, Kur'an'da zaman ölçümünü sizin katınızdaki 50 bin yılla Allah katındaki bir gün eşit. Evet. Bu tip şeyleri sen bildiğin zaman sen zaten şundan şüphe etmiyorsun. Bu böyle bitti. Şimdi mesela bilim adamlarına soruyorsun. Diyor ki ruhu zaten kabul etmiyorlar da çoğu. Çünkü çoğu inanmıyor. Fakat bilinç diyorlar, beyin üretir diyorlar. Şimdi sen bilinci beynin üretmediğini de biliyorsun. Çünkü ruh içinden evet. bir şey var. Sen bunu biliyorsun. Dolayısıyla sen buradan başladığın için zaten artı bir öndesin. Yani sen kafadan artı bir önde başlıyorsun ve evet, Allah'ın bilgi evet. budur. Kelamullah doğrudur. Dolayısıyla benim bunun üzerinden bir araştırma yapmam lazım. Bunu ispat etmem lazım kafasında davranmak. O zaman işin evet. daha kolay oluyor. Çünkü bunlar işte beynin neokorteksinin 5. katmanından mı acaba bilinç oluşturuyor? Bir beynin işte bedenle acaba bilincin arasındaki ilişki buradan mı sağlanıyor? Orası kestik, bak bu böyle oldu falan. Hep şimdi bunlar konuşuluyor bizim içine girip çıktığımız gruplarda. Dolayısıyla ama sen şunu biliyorsun temelde. Hayır. Ruh var. Evet. Şimdi en son bir bilim adamı ölüme yakın deneyim yaşayan insanlarda mesela özellikle kalp krizi geçirdikten sonra ölüp o süreçte tekrar dünyaya hani işte müdahalelerle geri gelen insanlarda artık adam en son şeylerinden bir tanesinde, açıklamalarından birisinde şunu söylüyor. Şimdi kişi öldükten sonra diyor, kalp krizinden öldü diyor. Biz bunu tekrar geri getirmek için bütün çabayı koyduk. Bu diyor bir süre öldü ve geri geldiğinde diyor. 72 saat içinde şu oluyor diyor. İşte beyinde hafif böyle bir hani beynin içindeki sıvılarla ilgili bir şişme. İşte beyin hemen kalbe tekrar çalışma emri veriyor. Dolayısıyla diyor o 72 saat içinde vücutta salgılanan kimyasallar ve bir de bizim kişiye verdiğimiz kimyasallar yüzünden biz kişinin o süreçte ne yaşadığını kişiye unutturduğumuzu fark ettik diyor. Ve unutmayanlar diyor, şöyle bir şey yaşamaya başladık diyor. Unutmayanlar müdahalelere rağmen, hani ilaçlara rağmen diyorlar ki diyor, şu doktor geldi ben odaya, hani siz benimle çalışırken ben onu izledim. İşte
işte annesini arayın dediniz, şunu yaptınız, şu aleti aldınız. Hepsini görüp raporluyorlar. Ve o yüzden şu anda geldikleri noktada bir takım bilim adamlarının, bilim insanlarının diyorlar ki galiba ruh diye bir şey var ve bu aslında bu da bilimsel bir şey. Hani ruhun da bilimsel varlığını ispatlama derdine düşmüş durumdalar. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü Allah el alimdir. Yani Allah alim olduğu için, her şeyi bir ilimle yarattığı için, yani ruhun da bilimsel açıklamasını yapması veya bizim mistik dediğimiz mesela bir takım şeylerin açıklamasını yapması bu olayın şey olmasını göstermez ki. Çünkü zaten bilim bunların tefsirini yapan bir şey. Ve teknoloji evet. dediğimiz şey, ben hep şey diyorum. Teknoloji bilme mantığı. Teki bilme mantığıdır yani. Evet, güzel, evet. 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 O yüzden, doğru. Yani dolayısıyla şunun için çok mutluyum. Gerçekten şunu gördüğün zaman, mesela biz biliyoruz ki Allah'ın sonu yoktur ve hani son ne ilk ne de son Adem'iz. Çünkü Allah'ın kendisini fahş edip kendi esmalarını deneyimlemesi ve bunları tekamül ettirmesi, bu son da olmayacak. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Eskiden işte en erken sanılan insan 200 bin işte küsür sene önce iken, şu anda 14 milyon sene geriden şu anki insan türüne çok benzer insanların kalıntıları bulunmaya başlandı. Evet. Tarih evet, tamamen değişecek. Nasıl açıklayacaklar bunları? Evet. Ve maymun falan değil bu adamlar yani. Bildiğiniz insan. Tarihimiz var zaten. 6-7 bin yıl. O da bilinen kimselerin gayretiyle akademilere de oturtulmuş, artık kanon gibi tutulmuş sahte bir şey. Evet. Ama yıkılıyor değil mi? Şu anda çatır çatır çatlıyor. Hocam ben size bir şey anlatmak istiyorum kendimle ilgili. Evet. Sizin yorumunuzu hem de bir nefes alın. Sizin yorumunuzu çok da merak ediyorum. Şimdi ben böyle biraz anneannem rahmetli bizle beraber yaşıyordu. Biraz böyle hani medyumatik tipli bir şahıstı. Böyle bağları vardı çeşitli. Ben de böyle ikinci annem gibiydi. Elinde büyüdüm. Böyle beni de çok severdi. O sevgiden doğan ya da artık yeteneklerin denk gelmesi diyelim. Bir bağ vardı aramızda. Mesela ben onun gözünden baktığı yeri gördüm. Kaç defa? Sayısız kereler. Bunu artık hiç önemsemiyorum. Size esas başka bir şey anlatacağım. Şimdi böyle eski bir Rum evinde İzmir'de, Göztepe'de oturuyorduk. Böyle bir çatı katı odası vardı. Ben artık büyümüştüm, erkek çocuğuz. Orada tek başıma biraz korkuyorum ama gene de orada yatıyordum. Şimdi 10 yaşında falanken ya da 8-10 bir inşaatın temeline düştüm. Böyle kafa üstü. Elimle biraz engellemeye çalıştım ne kadar. Bir taş vurdu hatta tam şurama. Hiçbir şey olmadım, inanır mısınız? Ne canım yandı, sadece sarsıldım o kadar. Hastaneye götürdüler, hiçbir şeyim yok. Döndüm, ertesi gün sokakta oynamaya devam. Şimdi onunla mı ilgisi var bilmiyorum. Ziyaretçilerim başladı. Beni alıp evden, böyle yüzü çok düzgün bir adam. Fakat şöyle bir anda ışınlanmıyoruz hocam. Şimdi çok ilginç. Odaya geliyor. Hadi kalk gidiyoruz diyor. Böyle temiz diyor. Hatta aile fotoğraflarında onu aradım, biliyor musunuz? Okay. Hani eskilerden biri olabilir mi ruhu benimle kontak kuran diye. Ondan sonra birini gözüme çok kestiremedim. Tanıdık ama nereden kestiremiyorum. Öyle tanıdıklık yani. Giyinmeme yardım ediyor. Merdivenleri gıcırdatarak, tahta merdivenleri gırç 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 iniyoruz. Küçük bir idare lambası yanardı o sırada, böyle sarı ışıkla, titrek sarı ışıkla yanardı bilirsiniz. O idare lambasının olduğu salondan geçiyoruz. Rahmetli pederin horultularını duyuyoruz. Kocaman demir örmeli bir kapı var, o eski kapıları biliyorsunuz. O kapıyı böyle açıyoruz, kapı doğal sesini çıkartıyor. Sokağa çıkıyoruz, sokak aynı bildiğimiz sokak. Yukarı doğru çıkıyoruz, bir köşk var, dönüyoruz, bir daha dönüp bir sokağa, kısa anlatıyorum, şehir bitiyor. Bir köprüyle
aşağısı görünmüyor. Bulutlar var böyle. Yani iki alem. Arada bir köprü var. Beni getiren şahıs diyor ki, sen şimdi köprüden git. Seni orada birisi bekliyor. Sen de gel diyor. Korkuyorum ben o köprüden geçmeye. Hayır hayır diyor. Sen korkma. Git. Ama ben tabii ayakta geçmem imkansız oradan yani. Dört ayak dört ayak. O sırada çok kondisyon sağlam, ağaçlara çıkmaktan. Yarı maymun tipli biriydim. Şansımız var. Mahalle hayatı vardı. Ağaçlar vardı. Tabii. Çeşitli imkanlar vardı yani. Ondan sonra karşı tarafa geliyorum. Bir daha bir dünya bağlanıyor oradan. Ağaçlıklı bir yer. Yaşıtım bir çocuk beni bekliyor. O beni alıyor. Ağaçlıklı bir yoldan böyle gidiyoruz. Hiç insan görmeden. Sonra şeffaf evlerin, yani şeffaf evlerin olduğu bir yere geliyoruz. Hiç yetişkin birini görmüyorum. Sadece çocuklar ama çok tuhaf bir oyunlar oynuyorlar. Ne oyunlar oynadıklarını bir türlü anlamıyorum. Bir şey yaptığımda gülüyorlar da. Ama beni seviyorlar gibi de görüyorum. Hani öyle maymun yerine de koymuyorlar. Çünkü bilmeden bazı şeyler yapıyorum. Bilmeden. Yani ne yaptığımı bilmeden oynuyorum onları ve sanki biraz da başarıyorum gibi. Sonra bir kadın geliyor. Yegane yetişkin. Saati gösteriyor. Meğersem de duvarda saat varmış. Hadi senin zamanın geldi. O çocuk beni gene o ağaçlıklı yoldan getiriyor. Gelsene diyorum, bana şöyle yaparız, böyle yaparız. Yok diyor, ben gelemem. Ama biz bu tarafa geçtiğimizde gündüz oluyor. Öyle anlatayım. Gecenin içinden köprüyü geçince gündüz oluyor. Bu tam bir Sonra ben paralel tekrar, evren tarifi gibi bir şey aslında ben de da. aynısını Evet, düşündüm. sonra ben tekrar köprüden dört ayak dört ayak, imkansız ayakta geçmem, o kadar derin aşağısı. Dört ayak dört ayak geçiyorum. Adam beni bekliyor, karanlık başlıyor. Tekrar hocam çok kısa anlatıyorum. Eve getiriyor. Merdivenler gene gıcırdıyor. Çıkıyoruz. Soyunuyorum. Üstümü örtüyor yorganla. Ben gene geleceğim diyor. Bunu kaç defa yaşadım biliyor Kaç musun? defa? 50 ya da 100. Allahu ekber. Evden çıkıyorum bir başkası, ama 5 tane daha anlatmayacağım bu sonuca. Evden çıkıyorum hocam. Gece yarısı. Bir bakıyorum bizim evin yanı başka bahçeli evler değilmiş de mezarlıkmış. Ama mezar taşlarının üstünde Arapça ve hatta Arapça olmayan da, Arami olabilir, başka dilden de olabilir. Ama Arapçayı da okuyabildiğim için birkaç harfi, Arapça da var ama başkaları da, başka harfler de var. Öyle harflerle, ama Latin alfabe yok sadece. Mezar taşları var kocaman. Allah Allah. Mezarlıktan normal çok korkarım, fakat bir güç var üzerimde, korkmuyorum. Sonra iki tane böyle entarili kıyafetli iki adam böyle geçerken bir taşın arkasına saklanıyorum. Onlar da diyorlar ki bizimki gelmiş gene. Allah Allah. Bizimki gelmiş gene diyorlar. Şimdi bunu yatakta sabah uyanıyorum. İlk işim sokağa çıkıp evin yanına bakmak. Ya ne bulacaksın? Tabii mezarlık yok. Tarihçi arkadaşlarıma çok söyledim. Ya dedim, şurayı bir araştırsanız bu sokakları, onlar çünkü o işleri de yapıyorlar. Ya burada acaba bir mezarlık var mıydı? Onun bir kalıntısı mı, bir hatırası mı? Ne? Ya buna benzer inanılmaz başka şeylerim de var, Hocam cevabı maceralarım. gizlemeyin. Hocam Yani cevabı öykülerim de, gizlemeyin. O tarihçi romanlarım. arkadaş ne dedi? Burada biraz Evet. şok yaşasın insanlar. Orada bir mezarlık var dediklerini söylemiştiniz. Ya Tahminleri var. tahminleri mi var? Tahminleri var. Evet. Biraz acılı şeyler de var yani. Tahminleri var. Yani hocam şöyle 13-14 böyle kimya laboratuvarım vardı evde. Roketlerle ünlüydüm. Kimya şakalarımla böyle attığım taşlar yanardı. Mendiller kendi kendine tutuşurdu falan. Öyle çok tehlikeli işler de yaptım. Söylemek istediğim şu. 15 yaşına falan geldiğimde birinin bana dünyanın bundan ibaret olduğunu kanıtlaması imkansızdı. Yani dünya bu gördüğümüzden ibarettir. Bana anlatmanın mümkünatı o zaman da yok, şimdi de yok tabii de. Yani başka bir yerler daha var ama bize giriş sınırlı. İşte o sınırlı durumda ancak belli hareketler yapılabiliyor. Yani o kabulleneceksin. İşte sokağa çıkardım bazen, bizim mahalleye bakardım böyle. Ya hakikaten bu asfalt kötü asfalt, dökülmüş lekeli asfalt. İşte şu evler mevler. Ne yapalım, burada yaşayacağız derdim. Yani öyle bir çocukluğum, gençliğim oldu hocam. Böyle bir şanslı görüyorum kendimi bu yönden. Ama şey gibi diyordunuz değil mi, burada yaşayacağız?
Yani siz buraya aslında bir insan olmadığınızı, yani aslında Allah'ın esmalarının bir deneyimi ya bu. Hani tekamül fırsatı. Evet, evet. Siz aslında bu bedeni, bu geçici elbiseyi ve bu içinde bulunduğumuzu zannettiğimiz şu dünyayı, hani aslında ne yapalım bir süre buradayız gibi bir mantıkla konuşan Esma, evet, hani evet. Konuşan hani Ereya, yani Esma ya oradan konuşan. Hani bu elbise evet. Giydik, işte buraya da geldik, burada da olduğumuz evet, bir evet, var ya. evet. Yani ne yapalım bir süre kabul et, kabul et dedim. Sonunda kabul ettim yani. Sonunda kabul ettiniz yani. Evet, evet, evet. Şimdi tabii alnınıza mı darbe almıştınız? Evet, tam buradan. Tam oradan. Tam şuradan. Üçüncü gözün olduğu yer işte orada. Üçüncü gözden. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ama ondan önce de vardı. Yani ondan vardı. Önce de bir şeyler vardı. Onunla hızlandı. Onunla hızlandı. Ya işte aslında evet. Baktığınızda yani aslında baktığınızda o planlı bir şey büyük ihtimalle. Hani her şey ölmemem, ölmemem mucize hocam. Ölmemem mucize. Bazı 4 metreden yüzük oyun düştüm 4 metreden. İşte bazı insanlara bu yaşatılıyor. Mesela benim evet. Şimdi bir röportajım çıkacak. Çok çok önemli bir nöro cerrahla Amerika'da dünya çapında bir nöro cerrah ve çok ilginç bir hikayesi var. Yani ölüyor. Hani 7 gün komada ölmüş şekilde ve sonra hani tam şeyini çekecekler. Artık %2'ye düşüyor yaşama ihtimali. Ve bütün beyni tamamen menenjit ve bütün iltihapla ele geçirildiği için herhangi bir halüsinasyon görme ihtimali yok. Fakat Allah işte onu o esnada cenneti gezdiriyor. Allah ona ve ateist bu arada. Allah. Evet, Allahu Ekber. Ve 5. kitabımda yazdığım birisiydi. Yani Türkiye'de ben çok bahsettim ondan. Çok az insan biliyordu. Hani tanıdığım çok hani onu bilen kimse yoktu. Benim tamamen tevafuken, kitapları yazarken dikkatimi çekmiş birisiydi. Ve onunla çok güzel bir röportajımız çıkacak. Ve gezdiği yerleri falan anlatsa size o kadar ilginç ki ve tabii ondan sonra kalktığından itibaren bir mucize olarak tanımlanıyor zaten. Diyorlar ki yani sen halüsinasyon görmüşsün arkadaşlar, Harvard'dan arkadaşlar, yani eski ateist adam, arkadaşlar ateist arkadaşlar, sen halüsinasyon görmüşsün, gösteriyor beyninde halüsinasyon merkezinin çalışmadığını. Çünkü yani o kadar büyük bir iltihap ve artık hani ölme noktasında ki, ve ondan sonra da kendini bu yola atıyor. Bu aslında Allah'ın varlığını anlatıyor. İşte bu konuda da o da çaba gösteriyor. İşte bilimle bu anlatımları birleştirmeye çalışıyor. İşte Hristiyan öğretisi, Uzak Doğu öğretisi, işte İslamiyet, bunların hepsini, yani Sufizm, bunların hepsini bir tevhid anlayışı içinde o da çabalıyor bu şekilde. İşte kuantum fiziğiyle, nörobilimle bir araya getirmeyi. Onun için çok keyifli bir röportajdı. İnşallah çok da ilginç bir röportajdı. Çok ben duygulandım. Zaten kendisiyle bir araya geldiğimde çok duygulandım. Çünkü ister istemez Allah'ın nasıl bir hani ibret hikayeleri vardır ya. Yani tam bir diğer uçtan, hani tam bir ateizm yok ya, artık beyin üretiyor bilinci dediği noktadan birdenbire bir düşünün ve bir beyin cerrahı bir gün bir yattığı yerde bir travma geçiriyor beyni. 17 saat yerde düşüp kalıyor, kimse bulamıyor onu. Ve ondan sonra götürdüklerini diyorlar ki bu ölmüş yani artık hani gidicim komada ölmüş. Ama o esnada Allah ona dedesi nenesi geliyor ona rüyasında, senin görevlerin var, geri döneceksin. İnsanlara bunu anlatacaksın diyorlar yani. Ve bu adam geldikten Allahu sonra Ekber, Allahu Ekber hakikaten. Allahu Ekber. Aynen öyle. Ve geldikten sonra tabii ne oluyor? Yani böyle bir çabaya giriyor ve insanlar öncelikle arkadaşları delirdiğini düşünüyor. O oluyor, bu oluyor ama aslında Allah onu öbür uçtan nasıl bir uca taşıyor ve tamamen tevhidi anlamış bir insan. Yani sorduğunda aslında hani tevhid anlayışında, yani İslamiyet, aslında İslamiyet dediğin, hani teslim olma dediğin noktaya gelmiş. Çünkü zaten ölmeden önce ölmüş. Allah'ın zoruyla ölmüş ama. Hani Allah'ın zoruyla ölmüş, ölmeden önce ölmüş ve Allah ona göstermiş. Şimdi sizin bu yaşadığınız olayda da bu hani kafanıza aldığınız travma, hani bu vakada da yine ben sizin Allah tarafından müdahale gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü her şey hesaplı. Yaprak bile hesapsız düşmez. Zaten ailede var diyorsunuz. Çünkü bu tip şeyler aileden çok geliyor. Biliyorsunuz aileden naklediliyor. Mesela velilikte de var bu. Şeyde de var. Muhakkak himmet oluyor insanın üzerinde soydan. Peygamberlikte de var biliyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bana sorarsanız bu alına aldığınız darbe. Çünkü bakın şimdi mesela bir örnek vereyim size. Mesela
mesela bir Nijeryalı sanıyorum. Yine kitaplarında bahsettiğim birisi. Bir futbolcu kafasına prefrontal kortekse darbe alıyor. Ertesi gün kalktığında şakır şakır İspanyolca konuşuyor. Hayatında İspanyolca bilmeyen bir insan. Evet, öyle bakanlar var. Evet. Biliyorsunuz Rusça, Türkiye'de yaşayan birdenbire kalkıp Rusça konuşmaya başlayan birisi, birden piyano çalmaya başlayan birisi var. Dünyada çok önemli bir piyanist filan. Şimdi bu beyne alınan darbelerden sonra. Bunlar bize hangi ayeti hatırlatıyor? Bizim Allah'ın Adem'e bütün esmaları talim ettirdiği ayetini hatırlatıyor. Yani senin bilinç altında bütün bilgi var. Her şeyi öğrenmişsin zaten. Evet. Her şeyi biliyorsun. Evet. Fakat insan unutan demek ya. Zikret diyor. Yani hatırla diyor. Ve sana zikretmen, yani hatırlaman için hem kainat bir müfredat getiriyor. Rabbül Alemin ne demek? Bu ilim dershanesinin öğretmeni demek. Yani evet. İlim yani dershane. İlimin talim edildiği dershane. Rab de öğretmen demek. Sen burada o unuttuğun bilgileri açığa çıkarmak için talim ettiriliyorsun. Yoksa bilgi sen de yeni bir şey öğrenmiyorsun. Sadece açığa çıkarıyorsun. İşte bir takım beyni alınan darbelerde çok ilginç şeyler olabiliyor. O aldığınız darbe de bence sizin beden algınızı biraz yıkmış. Böylece, çünkü normalde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dünya o kadar dolu ki kaçırılıyor diyor. Evet, hadisi şerif var. Tabii. Evet. Şimdi mesela yurt dışında bir takım hastalıkların tedavisinde şey kullanılıyor. Böyle biraz hani psychedelic dediğimiz bir takım maddeler kullanılıyor. Hani böyle nasıl diyeyim? Böyle küçük minimal dozda. Uyuşturucu değil tabii, haşa. Ama bu kişiyi hani işte tedavi etmek için işte bizim bu kenevir türüp şeyler var ya, neyse. Bunlardan kullanılıyor mesela. Veyahut da bazen işte insanlar gidiyor böyle. Halüsinasyon yaratan bir şey bu. Halüsinasyon yaratmaktan ziyade şöyle. Yani hastalıklar için de kullanılıyor bu. Hatta yurt dışında. Evet, biliyorum. Birçok hastalık için kullanılıyor küçük minimal dozlarda. Çünkü baktığınızda evet. Çok fazla çalışma var şimdi üzerlerinde. Beyin üzerindeki etkisini araştırıyorlar. Ve dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Bu tip insanların hepsinin raporladığı bir şey var. Mesela Sam Harris çok önemli bir nörobilimci. Bu tip raporları mesela anlattığında diyor ki bu insanların hepsi, bu deneyimi yaşayan insanların hepsi, kimisi de biliyorsunuz inziva denilen hani şeyler var, başka hani öğretilerde de bu tip şeyler yapan insanlar, hep rapor ettikleri bir şey var. Bir sürü varlık görüyorlar etraflarında. Dolayısıyla hani Efendimiz'in dediğine geliyor yine Aleyhisselatü Vesselam. Yani burası sayısız boyutun olduğu bir tür soğan gibi. Evet. Bir tür soğan gibi. Evet. Bunların hepsi iç içe. Fakat kalabalıkız. Evet. Bir sürü boyut aynı anda geçiyor. Fakat problem çünkü beden kalıbı yüzünden sınırlı olduğu için ruh sadece kendi fiziksel bedeninin uyum sağladığı fiziksel halini görebiliyor. Ancak nefsi tezkiye başladığı zaman, işte bizim bu halvet dediğimiz, işte çile dediğimiz, işte oruç dediğimiz, işte zikir dediğimiz, salih amel, topluma hizmet etmek, çünkü bunlar sadece bu kadar değil, salih amel, topluma hizmet edeceksin. İşte bunlar başladığında işte latifleşme dediğimiz, bu bedenin örtüsünün hafifledikçe, böyle açıldıkça, böyle inceldikçe, o hani basiret gözünün açılmasıyla diğer şey, işte diğer boyutları görmek, kainatın aslına ilişkin zenginliği görmeye başlıyorlar. Eşyanın ardındaki hakikati görmeye başlıyorlar. Peygamberimizin tavsiyesi bu, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanoğlu uykudadır, ölünce uyanır, ölmeden önce ölünüz. Çok basit. İşte sizin bana sorarsanız, deneyimlediğiniz belki kendi ikizleriniz, belki sizin diğer dünyalardaki paralel evrenlerdeki ikizleriniz. Ben de onu soracaktım abla. Acaba paralel evrene de paralel evrenlere de bir işaret midir bu diye onu soracaktım. Ya bu hepsi olabilir. Şu da olabilir. Hepsi olabilir. Bu da olabilir. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri'nin anlattığı işte hakikat arzı diye bir yer var. İşte dedim ya, oradaki fizik kuralları buradakinden çok farklı diyor. Yani buradakiyle kıyaslanmaz şekilde diyor. Şöyle bir şey var. Biz şimdi diyorum ya, biz bu fiziksel beden içinden kainatı gözlemlediğimiz için Allah'a da kendi aklımızla sınırlıyoruz. Yani mesela şunun farkında değiliz. Güneşin ışıkları bize 8.3 dakikada geliyor. Yani normalde güneşe bir şey olsa şu anda
bizim haberimiz 8.3 dakika sonra olacak. Evet. Dolayısıyla biz tabii bütün bu alemi gerçeklik olarak gördüğümüz için ve bu tip bilgileri de genel olarak ilgilenmediğimiz, bilmediğimiz için bu gerçeklik üzerinden Allah'a değerlendiriyoruz. Oysa ki Allah canı ne isterse onu yapar. Ve Allah'ın her şeyi gücünü yeter. Allah'ın fizik, sünnetullah gereği bir takım sistem var. Yani sünnetullah gereği bir sistem var. Onu zaten Kur'an'dan dolayı biliyoruz. Yani insanlar 9 ay 10 gün sonra çocuk doğuruyor. Ama bir Hazreti İsa örneği var. Bu insanlar Hazretleri der ki Hazreti İsa bir çocuk doğmuştur der. Zaten biliyorsunuz Beşik'te de konuşmuştur. Yani her şeyiyle, evet. Her şeyiyle farklıdır. Dolayısıyla zaten yapısı itibariyle de farklıdır. Yani babasının hani baba tarafından üflenen ruh Cebrail Aleyhisselam yani meleki bir yani beşer bedeninden gelmediği için zaten direkt çok üst derecede bir nefs-i mutmainden başladığını söyleyen Allah dostları var. Yani nefs-i emmareden değil yani. O sebeple şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu fiziksel alemi yaşamamızın sebebi fiziksel bedenimizin olması. Fakat bunun ötesindeki bizim ruhumuz her şeye kadir. Allah'ın esmalarından el-kadir esması mı? Allah ne isterse onu yapar. Sünnetullah gereği 9 ay 10 gün bekletir normal kural gereği. Ama Hazreti İsa gibi tak diye çocuğu da doğurtur. Dolayısıyla bunu da şöyle sağlar. Kur'an'da ne diyor? İşte hani sünnetullah'a bir işte gece gündüz döngüsüne baktığında bir sistem var kainatta. Ama üstüne de diyor ki Allah dilediğini yapar. Beğenmiyorsan mülkümü terk et diyor abla. Hatta tehdit de var. Beğenmiyorsan mülkümü terk et diyor. Tabii. Ama edebilirsen tabii yani. Edebilirsen. Ama bunu unutmayalım diye söylüyorum. Sen hayır canım öyle şey mi olur? Bu sistemde böyledir. Güneş şöyle doğar böyle batar diyorsan sünnetullah gereği doğru söylüyorsun ama Allah diyor ki canım isterse aksini yaparım kardeşim. Sen karışamazsın ya. Tarihte örneği var. Yuşa Aleyhisselam devrinde örneği var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yazmış. Güneşin batmadığını, batma vakti geldiği halde batmadığını İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yazmış. İşte, şimdi dolayısıyla biz aklımızla sınırladığımız bir tövbe aşağı sonsuz bir kudret var. Sınırlı bir akıl var. Sen bunu sonsuz kudrete aklına sınırıp böyle şey mi olur diyorsun. O yüzden de şunu demeye çalışıyorum. İşte hakikat arzını anlatıyor. Bunları görmüş. Şimdi anlattığınız gibi şeyler anlatıyor mesela Mülkün Evvel'de. O kadar değişik kere anlatıyor ki. Belki hakikat arzına götürdünüz. Belki diğer boyutları gördünüz. Belki paralel evrendeki versiyonunuzu gördünüz. Belki sizin paralel evrendeki yani siz onu izlediniz. Paralel evrendeki sizin ikizinizin yaşadığı hayatı siz izlediniz ve kendinizi zannettiniz. Bunların hepsi mümkün. Yani hepsi mümkün. Hepsi evet, mümkün. Evet. Ve ötesi mümkün. Biz sadece işte bu hazretlerin kendini gerçekleştirmiş dediğimiz beden kalıbını kırmış bizim bu gördüklerimiz ötesindekileri gören hazretlerin anlatımları üzerinden yorum yapıyoruz. Evet. Doğru. Bir şey daha anlatayım yeri gelmişken hocam sizi bulmuşken. Estağfurullah. Hem bir nefes alıp. Bizim rahmetli peder şimdi 5 yaşında falanken erkek çocuk ya kurban kesilirken böyle kahramanca duracak, bıçakla kesilecek, kan fışkıracak. Hatta bir parça kan alıp alnına değdirecekler. Yiğit duracak erkek çocuk. İleride böyle yiğit erkek olacak şeklinde bir şeylerimiz var malum. Şimdi babam böyle çok sevdiği bir hayvan kesiliyor. Hayvan çok aşırı debelenip yer değiştiriyor ve babam korkuyla ne tarafa kaçacağını şaşırırken kanına basıyor. Kanların sıcak kanların içine yuvarlanıyor. Yani popo üstü oturuyor diyelim. O kadar yani. Ondan sonra kaldırıyorlar hemen tabii. Ertesi gün küçük arkadaşlar görmeye başlıyor. Böyle 5-6 tane küçük arkadaş geliyor. Şimdi çocuğa bakıyorlar bahçede birileriyle konuşuyor. Ha 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 gülüyor. O kadar memnun ki onlardan. Çok güzel oynuyorlar. Çok güzel şeyler anlatıyor. Babam çok anlattı. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar. Böyle beni güldürüyorlar. Öyle neşeliydi. Rahmetli peder çok anlattı bunları. Yani 100 defa dinledim aynı hikayeyi. Ondan sonra şimdi böyle işte rahmetli dedemin ismi de Sadık. Tabii Sadık Bey'in oğlu bu şimdi. Onu böyle doktora götürüyor. Doktor bir şey yapamıyor. Hocalara üfletiyorlar. Bir şey yapıyorlar. En sonunda bir tane böyle mahallede işte, Basiret
açık diyelim, yani gönül gözü açık biri. Diyor ki bakın ellemeyin. Çocuk diyor bir psikolojik travma geçirdi. Ona diyor yakın alemden yardım geldi. Ha, çok ilginç. Yardım geldi. Çünkü memnun. Bak korkmuyor. Hmm. Onları özlüyor. Beraber kah 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 gülüyorlar. Oyunlar oynuyorlar. Onları böyle hasretle bekliyor. Sabah olsun da gelsinler tekrar diye. Aşağı yukarı 30-40 gün sürüyor. Sonra kendi kendine bir gün bir daha gelmiyorlar. Allah Allah. Yani hakikaten dünya, yani bu alem sandığımızdan daha kalabalık. Ya, zaman zaman pencereler açılıyor. Evet. Alice harikalar diyarında öyle ya, yani işte bunlar tabii hep hem dini kaynakları sonuna kadar okuyup araştıran insanlar, bunları yazan insanlar, hem de kadim bilgileri kullanarak yazan insanlar. Orada biliyorsun yani ne kadar çok şey, ne kadar çok varlıktan bahsediliyor. Şimdi hani bunlar tabii evet, işte hikaye evet. gibi gelse de bu insanlar bir şeyi deneyimlemiş de yazmış elbette. Yani gerçekten çok ilginç bir hikaye. Çok çok ilginçmiş hocam. Evet, evet. Şimdi hatta kedinin evet. kedi en son, yavaş yavaş yok olur. En son gülümsemesi kalır mısın? Değil mi? Yani o dehşet bir şeydir. Evet. Şimdi kıymetli dostlar, hocalarımız çok güzel anlatıyorlar. Hocalarımız nefeslenirken bir iki gevezelik de ben yapayım destur varsa hocalarımda. Ben de bu hikayelerin sonu yoktu, o yüzden sen yap. Şimdi hocalarım destur verirse bir iki gevezelik de ben yapayım. Hocalarım nefeslenirken. Şöyle şimdi Sadık hocamız dedi ki çok önemli bir noktaya parmak bastı. Ben dedi bu alemin sadece bu gördüklerimizden, duyduklarımızdan ibaret olmadığını 15 yaşımdan sonra artık bana kimse inandıramazdı. Dedi ki hemen buradan Deniz ablaya bağlıyorum. Deniz abla zaten diyor ki kaynaklarını göstererek, delillerini söyleyerek diyor ki bilim zaten bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim zaten bunu söylüyor diyor. Burası çok mükemmel. Peki benim Deccal'in askerleri dediğim ya da küresel monarşi dediğim adamlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki 5 duyu var. Değil mi abla? Buna takılın. Buradan dışarıya çıkmayın. Zaten hakikatte bu diyorlar. Ama perde arkasından acayip metafizik çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki. Acayip metafizik çalışmalar yapıyorlar. Şimdi bütün işleri o. Aynen öyle. Şimdi ben burada iki tane örnek vereceğim. Sonra sözü yine hocalarıma devredeceğim. Şöyle ki bir tanesi daha önce Deniz ablayla yaptığımız bir sohbette de söylemiş olabilirim ya da başka bir yayında da söylemiş olabilirim. Tekrar olsun ama tekrarda da fayda var. Muzaffer Özak Hazretleri bir sohbetinde diyor ki, kaydı da var ablacığım, hatta YouTube'da. Ben onu bir şeyde söylemiştim. Kaydının da ismini de hatırlayamadım şu anda. Manevi bir ilaç ve güzel bir hutbe miydi? Galiba YouTube'da böyle aratırlarsa bulabilirler. 19 dakikalık bir sohbet. 10. dakikasından sonra söylüyor. Hazret diyor ki orada, ey beni dinleyen ahali diyor Muzaffer Özak Hazretleri. Bilin ki diyor, aynı sizin dediğiniz gibi ablacığım. Hani Batı'nın bir kısmı tabii inanmıyor, hala direniyor inanmamaya sizin dediğiniz gibi. Ama yine sizin dediğiniz gibi bir takım insanlar da artık gerçekleri görmeye de başlamışlar. Yine sizin dediğiniz gibi. İşte tam da bu noktada Muzaffer Efendi Hazretleri de buyuruyor ki öyle makineler geliştirmişler ki diyor. Ki Muzaffer Efendi Hazretleri 85'te göçtü malumunuz. Şimdi Hazret 80'de, 81'de, 82'de, 79'da, 77'de işte Amerika'ya gitmiş, Yunanistan'a gitmiş, Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya. Orada zikir meclisleri, devranlar açmış, insanların Müslüman olmasına vesile olmuş. Orada birçok doktorla, mühendisle, bilim adamıyla tanışmış. O doktorlardan ve mühendislerden iki tanesi kendisine şunu söylemiş. Bir tanesi demiş ki biz bir makine geliştirdik. Muzaffer Efendi'yi anlatıyorlar sene 75-76 filan. Biz bir makine geliştirdik. Mezarların içine sarkıtıyoruz bu makineyi. Kimin cennette olduğunu, kimin cehennemde olduğunu anlıyoruz. Muzaffer Efendi Hazretleri demiş ki nasıl anlıyorsunuz? Şöyle anlıyoruz, bunu bir doktor anlatıyor. Şöyle anlıyoruz, bazı mezarlardan gelen frekanslarda acı, bağırma ve inleme var. Biz anlıyoruz ki o cehennemde. Bazılarında da kahkaha var, neşe var, kuş sesleri, yani öyle frekanslar var. Biz de anlıyoruz ki o adam şeyde, cennette. Ve yine diyor ki biz bir makine daha yaptık. Bu yaptığımız makineyle de, onu da bir bilim adamı anlatmış Muzaffer Efendi Hazretlerine, sizin buyurduğunuz gibi yine
ruhun bedenden çıkıp gökyüzüne uruç ettiğini görecek makine yaptık demişler. Bunu işte 75-76'da Muzaffer Özak Hazretleri'ne söylemişler. Hazret anlatıyor. Yani hani burada Sadık Hocam'ın dediği 15 yaşından sonra beni kimse inandıramaz dediği o kadar doğru ki ve yıllardır ablacığım sizin verdiğiniz uğraş, bilimle Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirip deizmi, ateizmi yıkmak için verdiğiniz uğraş hani o kadar kıymetli ve önemli ki ve bütün bunları da doğruluyor ki. Ama işte bu küresel monarşi ne yapıyor? Bu Deccal'ın askerleri ne yapıyor? Ya siz bu Matrix'te yaşamaya devam edin. Tabii. Ya bu beş duya takılın, burada yaşayın demeye devam ediyor. Yani bu oyuna aldanmayalım. Son olarak da şunu söyleyip hemen sözü devredeceğim. Bilimle Kur'an-ı Kerim, bakın ecdadımız da birleştirmiş, defalarca hem de birleştirmiş bilimle Kur'an-ı Kerim'i. Hep ablamız da anlatıyor, Sadık Hocamız da anlatıyor. Şöyle ki hani siz zannetmeyin ki bu Deniz Erten hanımefendinin kendi icadı değil bu bilimle Kur'an-ı Kerim'i birleştirmek. Bunu ecdat yapmış. Ablam şu anda, kıymetli ablamız şu anda doğrusunu bize bilmediğimiz için, ortaya çıkarıp koymadıkları için bu doğruları bize tekrardan hatırlatıyor. Şöyle şimdi onun hemen örneğini vereyim. Bir tane bir hem de bir üstelik de yabancı bir adam bu. Osmanlı'da yabancı bir alim. Müslüman olduğunu zannediyorum. Çünkü yaptığı hareketler Müslüman hareketine benziyor. Ama adamın adı Kombari Efendi. Bu adam 1826-1896 arası yaşamış. Sultan II. Sultan Abdülaziz'in ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın hem müneccim başılığını yapmış hem astronomluğunu yapmış. Yani Rasathane-i Amire Müdürlüğünü yapmış iki padişahında. Ve çok lafı uzatmadan sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi bu Rasathane-i Amire'de Sultan II. Abdülhamid'in emriyle yaptığı çalışmaları iki tane çalışmasını örnek vereceğim. Ablamın ve Sadık Hocam'ın ne kadar haklı olduğunu anlayacaksınız. Çalışma 1. Rasathane'de enlem, boylam, zaman ve manyetik alanlarla ilgili çalışmalar yaptı ve bunu Kur'an-ı Kerim'e dayandıran eserler yazdı. Sonra daha ilginç bir şey yapıyor. Ayın yörüngelerini gösteren tablolar hazırladı. Kim hazırlıyor? Bu Kombari Efendi. Sonra peki bu ayın yörüngelerini gösteren tabloları hazırlamış ya. Sultan II. Abdülhamit Han ona şöyle bir soru sormuş. Ablacığım sizin dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'le bilimi birleştirmek için. Demiş ki ey Kombari Efendi bizim Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi diye bir sure var. Biliyorum efendim. Bunun bir 39. ayeti var. Nedir o? Ay içinde menziller, yörüngeler tayin ettik. Sonunda o hurma salkımının yıllanmış sapı gibi olur. Bir daha söyleyelim. Yasin Suresi 39. Ay içinde menziller, yörüngeler tayin ettik. Sonunda o hurma salkımının yıllanmış sapı gibi olur buyurulmaktadır. Şimdi diyor ki Sultan Abdülhamid bu ayeti kerimeyi incele. Bunu bilimsel bir temele oturt. Ve diyor bununla alakalı bir kitap yaz. Kendisi de bununla alakalı kamera dair. Kamer ay demek malum. Kamera dair bazı malumat diye bir kitap yazmış ve bu Yasin 39'u şerh etmiş adam ayın tablolarını da içine koyarak bilimsel olarak. E şimdi bu bir de bu adamcağızı evinde Beyoğlu'ndaki evinde öldürmüşler. Sultan Abdülhamit Han bunun izini çok sürdürmüş. Kim Gülhaç mı kıydı, Siyon tarikatı mı kıydı, kim ne yaptı diye fakat izi bulunamamış. Bir de böyle bir durumu da var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bilimle Kur'an-ı Kerim'i birleştirmek bugüne has bir şey değil. Osmanlı ecdadımız da bunu defalarca yapmış. Zaten bu yapılırsa kazanılır değil mi ablacığım? Söyleyeceğim buydu. Ya şöyle bir şey. Sen bu şimdi sen bu dünyaya gönderildin. Bu algıdasın. Ve sonuçta Allah sana şimdi senin burada kendini daha üst bir versiyona taşıman için bir şans verdi. Fakat şöyle bir şey düşün. Ben niye buradayım? Ben kimim? Görevim ne? Hiçbirini bilmeden Allah seni buraya mı attı yani? Ya böyle bir mantık olabilir mi? Bu kitap ne bir kitap? Bu kitap rehber kitap. Zikrullah bu kitap. Hatırlatma kitabı. Bu kitap her şeyin senin burada neden olduğunu, nereye gideceğini, ne yapman gerektiğini ve burayı, bu sistemi nasıl kullanacağını anlatan bir kitap. Güneşten bahsediyor, aydan bahsediyor. Bunların tabii ki diğer kademe anlamlarından sen bunları hani içine girdikçe diğer anlamlarına da giriyorsun. Kara delikten bahsediyor, beyaz delikten bahsediyor, ufuk çizgisinden bahsediyor, event horizon dediğimiz olay ne diyorlar ona? Olay ufku. Bundan bahsediyor. Evet. Tekvir suresinde bunlar çok net. İşte kara deliklerden bahsediyor. Şimdi bu adamlar bunları bilimle buluyorlar. Senin önünde bunlar var zaten. Sen de bu bilgi direkt var. Evet. Senin yapman gereken işte
şimdi demin dedim ya, örneğini verdim. Muhittin Arabi Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, bu hazretlere baktın da diyorlar ki bunlar. Bir insan işte cahiliye şiir dilini, anatomiyi, astronomiyi, tıbbı biraz bilmezse Kur'an'ı anlayamaz. Zaten evet. Kur'an'da sonsuz bir kaçmer bir kitap. Bugün bunu anlarsın, yarın daha ötesini anlarsın. Evet, her seferinde yeni bir şey var. Çünkü senin bilincinde de açılım yaşanacak. Mesela ben kedi örneğini verirken, işte dünkü mesela konuşmada, dedim ki bak dedim, önceden şimdi topu açtığımda top sana geri gelir değil mi? Bu Newton fiziği. Ama atom altı partikülü topu attığında belki top paralel evrene düşüyor, bilmiyorsun. Bakın evet. Newton fiziği hala geçerli mi? Sen topu attığında top karşı diyor, elini vurduğunda masaya değdiğini zannediyorsun. Dolayısıyla biz yeni bir teori geldi ve bu teori kanıtlandı ama yarın bilmem ne çıkarsa o teori de vardır Kur'an'da, ötesi de vardır, daha sonrası da vardır, daha sonrası da vardır. Çünkü kainatlar kademe kademe, Newton fiziği burada geçerli ama atom altı boyutta kuantum fiziği geçerli. Onun altında başka bir fizik gelebilir. O da o geçerli evet. olacak ama Newton fiziğinin de geçerli olduğu kaydını değiştirmeyecek ki bu. Doğru. Mesela buradan Ay'a gitmek istesek Newton fiziği bize yeterli. Ya tabii ki yani sonuç itibariyle. Evet, Newton fiziğiyle Ay'a gidebiliriz mesela ama ışık hızını aşacak başka bir şey yapmaya kalktığımızda Newton fiziği yetersiz kalır. O zaman daha üstünü, daha İnsan üst bilgiyi, o kadar yani. Yani o kadar. Mesela solucan deliğiyle Andromeda'ya gitmek gibi. Yani solucan evet. deliğiyle, çünkü şu anda bunu diyorlar, hala şu anda ışık hızını geçemezsin anlayışı var. Ben ışık hızını geçebileceğimi nereden biliyorum? Işık hızını geçebileceğimi ben Kur'an'dan biliyorum. Zaman algısını nereden biliyorum? Zaman algısının çok çok farklı boyutlarda farklı olduğunu yine Kur'an'dan biliyorum. Evet. Dolayısıyla ışık hızını kütle yüzünden geçemiyoruz hocam. Evet. O kadar fazla enerji vermek gerekiyor ki ışık hızına yaklaşıldığında artık o kadar enerji verebilmenin şimdilik bildiğimiz şeylerle mümkünatı yok. Tabii. Ama eğer kütle mesela frekansa dönüşüyorsa başka bir şeye, değil mi? Tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı yok mu işte siz uyduruyorsunuz falan diyenlere ben böyle bir güzel bir tokat atacak bir cevap vereceğim şu anda. İnşikak suresi diye bir sure var. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir sure var. İnşikak suresi. Bu surenin 16, 17, 18, 19. İnşikak suresi 16, 17, 18, 19. Özellikle Elmalı Hamdi Yazır mealine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü doğrusunu tercüme etmiş. Diğer tercümelerde yanlış ifadeler var. Başka bir şey anlatıyor gibi çıkıyor ama Elmalılı. Bir de özellikle Saffetut Tefasir diye bir Arapça tefsir var. Onun da Türkçesi var. Orada da şimdi söyleyeceğim şey var. Cenab-ı Hak diyor ki İnşikak suresinde bineceksiniz bir vasıtaya. Geçeceksiniz katmanları diyor. Yani yukarıya doğru halden hale katları geçe geçe yükseleceksiniz diyor. Bir belgeselde de bunun açıklamasını Ay'a gitme olarak anlatmışlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ay'a gitme var mı? Var işte, anlatmış Cenab-ı Hak. Değil mi abla? Sultani güçlü olan ayet miydi o? Efendim? Sultani. Yok abla, o şey Rahman suresinde geçiyordu yanılmıyorsam. Rahman 32'de bu El İnşikak 16, 17, 18, 19 geçeceksiniz tabakadan tabakaya diye Elmalı Hazretler onu şey yapmış, tabir buyurmuş. Yani onu da bir belgeselde şöyle izlemiştim. Ay'a gidişi anlattığını söylemiş. Tam bu noktada ben size bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir eleştiriler geliyor. Kur'an-ı Kerim ve bilimi birleştiriyoruz. İşte ve bilimde var olan her şey Kur'an-ı Kerim'de var diyen insanlara şöyle bir eleştiri getiriyorlar abla. Ona da tabii onlara da bir cevap verilmesi gerekiyor. O eleştiri şu. Ya işte siz aslında şöyle yapıyorsunuz. Bilim bir şeyleri buluyor. Sonra siz bu Kur'an'da var diyorsunuz. Böyle yani, böyle bir savunmaları var abla, biliyorsunuz. Çocuğun rahimdeki gelişimi üzerine Müslüman olan çok önemli bir tane şey vardı değil mi? Bir tane bilim insanı vardı. Bunun gibi çok evet. Farklı. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu eleştirileri falan ben inan hiç dikkate almıyorum. Neden biliyor musun? Ben de hiç. Çünkü sen ne desen bu kafada baktığın zaman sen ne desen zaten insan inanmak istemiyor. Yok ya. Sadece size değil ablacığım. Yani Kur'an'la bilimi birleştirip bilimde var olan şeyler Kur'an'da var diyen herkese bu eleştiriyi getiriyorlar. Benim işte hocalarımıza da yapıyorlar. Ben bunu biliyorum. Ben de şunu demek istiyorum Ömer. Bak. Muhittin Arabi Hazretleri'nin çok önemli bir lafı vardır.
Biz Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışmıyoruz. O zaten var der. Biz Allah'ın birliğini ispat etmeye çalışıyoruz. Evet. Tevhidi ispat. Bak çok basit bir örnek vereceğim sana. Şimdi alıyorsun fotonu ikiye bölüyorsun. Tamam. Fırlatıyorsun öbür tarafına kainatın. Burada yaptığın, burada yaptığın muamele, bunu şimdi kristalini de yapıyorlar. Yani daha büyük parçacıklara da. Burada yaptığın müdahaleyi orada biliyor mu bu foton? Bu hani evet. Buna ne diyoruz? Entanglement, dolanıklık teorisi. Değil mi? Dolanıklık. Evet. Şimdi diyorlar ki, yani bunun diyorlar ya ışık, ışığın hızının ötesinde bir iletişimleri var bunun. Değil mi? Kimisi diyor ki hayır diyor. O aslında aynı şeyin arasında bir sürü solucan geliyor oluşuyor diyor. Kimisi diyor ki David Bohm gibi. Zaten diyor ayrılık bir illüzyondur diyor. Yani hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. O da onun için ayrı değildir. Senin ayrı bir şeyler tek tek varlık olarak görmen aslında adam tevhide varmış anlayışta. Ne biliyor musun? Şimdi bak ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Allah el latif ve el habirdir. Şimdi esmaları biz çekiyoruz falan böyle falan ya. Esmalar aslında kainat sistemini anlatır. Allah el latif. Tamam mı? Şimdi bak. Işıkla iletişim var. Beyinde de öyle. Biyofotonla değil mi? Yani beyinde de her yerde her şey elektrik çünkü. Şimdi bak. Buradan yolladın öbürüne. Onun diğer uçtaki, diğer yerinin, buradakini bilmesinin nedir? Haberdardır. Aslında el latif esmasıyla anlattı ki. Dolanıklık var aranızda diyor. Dolanıklık teorisi el habir esma. Allah her şeyden el habir. Allah her şeyden haberdardır diyor. Bu ne demek biliyor musun? Sistem holografik ve her şey birbirine bağlantılı. Dolayısıyla Allah her şeyden haberdar. Sistemin diğer adı da Allah ya. Şimdi bak Allah ismini şimdi yaradanın biliyorsun mertebeleri var. Değil mi? Kul huvallahu ehad. Değil mi? Esnek bak. Kul evet. Huvallahu ehad. Şimdi ahadiyet, uluhiyet, Allah. Değil mi? Rahmaniyet, rububiyet, melikiyet, amaniyet. Değil mi? Şimdi sen şimdi bir kere öncelikle bunu bilmek lazım. Bu mertebelerden mi konuşuyor Allah bizimle? Mesela diyor ki Estağfirullah, en Allah. Diyor ki Hazreti Musa'ya Taha suresinde. Ben Allah'ım. En Allah. Şimdi bir dakika. Ben Allah'ım diyen kim? Çünkü bak Allah makamını işaret ediyor. Ahadiyet makamı diyor ki ben Allah'ım. Bir de ağaçtan konuşuyoruz dedi. Ağaçtan o ateş evet. Tabii ben Allah'ım. Ağaçtan diyor. Bir de ateşten evet. Yani şimdi bak şöyle söyleyeyim. Şöyle bir örnek verelim. Teşbihte hata olmaz. Ben ruhum dediğimde ben diyen başka biri var orada. Benim ruhum dediğinde bak benim ruhum dediğinde ben soruyorum kardeşlerimize veya kitap, işte kitaplarda da bunu anlatıyor. Siz nesiniz? Ben ruhum. Yani ruhsam ben diyen kim? Evet, benim evet, ruhum. Evet. Benim aklım. Ya ruhum sıkıştı. Kim diyor ya? Ruhum sıkıştı diyen kim? Evet. Benim aklım. Benim aklım diyen kim? Benim nefsim. Sen nefissen. Benim nefsim diyen kim arkadaşım? Ablacığım tam bu noktada şöyle bir şey söyleyip hemen ikinci yarıya geçelim. Yayının başına bir şey gelmeden bir kaydedelim. O da şu, sizin anlattıklarınızla alakalı olduğu için hemen söyleyeyim. Birincisi Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, biz hani ablacığım hazretlerden konuşmayı çok seviyoruz ya ikimiz de. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ne buyuruyor? Benim ol daimül baki, sureta insan göründüm diyor. Bir başka hazret ne diyor? Sunullah Gaybi Hazretleri, sana alem görünen hakikatte Allah'tır diyor. Şimdi dolayısıyla anlattıklarınızın esma, hepsi doğru. Sendeki esmaya veriliyor ruh. Esmaya veriliyor nefis. Esmaya veriliyor. Yani bunlar giydiriliyor. Ama o içeriden benim ruhum. Ruhum sıkıştı. Nefsim çekiyor. Aklım almıyor. Bunu diyen kim işte? Bütün bu esmayı ruhu nefsi giydirilen ruhu nefsi aklı giydirilen esma. Yani evet. Yani işte o senin yaratılmamış tarafın. Çünkü biz biliyorsun insan zati tecelli taşıyor. Orada senin yani bu sendeki esma kimin? Sen mümkünsün. Değil mi? O esma sende yansıyor. O esma kimin? İşte Allah'ın o. İşte orada sende esması deneyimliyor. Hani benim ruhum, benim aklım, benim dediği. O yüzden hepimizin buna tanık ben de diyor. Yani sen mesela yolda gidiyorsun. İşte sen atıyorum arkadaşını aradı. Orada kızdın arkadaşına. Ne yapıyorsun Ömer ya? Yani birisi var içeride. Ne
Evet. Evet. Bir şey yaptın Ömer. Evet. Kim bu ya? Kim bu? Bu kim? Evet. Demin hocamın evet. anlattığı gibi. Hani diyor ya. Evet. Ben dedim İçeride bir zemberek var. Evet. Hani diyor ya ben diyor tamam bu bedenli bu burası. Bu kim ya? Hocam ben evet. Ani ilhamla esmaları çünkü kimyacı kafamla hep fizik kimya ile esmalara bir başka türlü bir bilinç var bende ama böyle şey biraz atıl duruyor. Ama bu akşam şimdi kafamda küçük bir parlama oldu. Şeye benzetiyorum Deniz Hocam. Mesela gluon, graviton, foton diyoruz değil mi? Bir tanesi ışığı yani taşıdığı kabul edilen öbürü yer çekimini bir tanesi yapıştırıcı güç. Esmalar da böyle bu tür yapılar değil mi aslında? Ya şöyle düşünün. Evrenin yapıları yani. Kesinlikle. Zaten evet. Şöyle düşünün. Mesela ben bunun mesela örneğini vermiştim geçen yayında. Hatta Ceyda'cığım canımın içi. O da hocam dedi ne kadar önemli bir örnek bu. Mesela sanıyorum 4 ya 5. kitapta yine kainatın sistemini anlatırken şunu anlattım. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an'da yani deniyor ki Allah seriul hesaptır. Yani hesapları çabuk tutandır. Şimdi sen Allah'ın hani seriul hesap diye bir ismi var. Hesapları çabuk tutandır. Şimdi herhangi bir şekilde bir insana bunu sorduğunda sana şöyle soruyor. Yani işte diyor Allah diyor hesapları çabuk tutar. İşte hani yaptığını bulursun hani karşılığını verir Allah falan. Aslında burada şu çok son derece bilimsel yine bir açıklaması var bunun. Sistemi ilahi bir bilgisayar gibi düşünürseniz seriul hesap demek hani biz böyle bilgisayarı açtığımızda bilgisayar sürekli hesaplama yapar ya mesela bir şey girersin atıyorum Ömer Faruk şimdi o tarıyordur ismi mi gelecek mesela hani iyi yazarsın iyi şey işte iş bilir şöyle derler orada ispiri getirir sonunda sen devam ettikçe ispiri getirir evet, evet. Sistem de böyle yani neyi ararsan onu buluyorsun ve sistem sürekli bir hesaplama üzerine yani Allah'ın bu bizim bilgisayar, insanın ürettiği her şey aslında. Yani bakın cyborg üretmeye çalışıyorlar. Biz de Allah'ın cyborguyuz yani öyle baktığımda. Anlatabiliyor muyum? İnsan hani diyor ya Yasin suresinde hani hasım olmaya çalıştı Allah'a. Yaratım hani yaratım. Aslında sen ne bileyim radar sistemini arıdan öğreniyorsun. İşte ne bileyim alışveriş merkezi yapmayı işte termitten işte karıncalardan öğreniyorsun. Sen aslında işte pervane böceğinden işte helikopter böceğinden helikopteri öğreniyorsun, onu öğreniyorsun, bunu öğreniyorsun. Yani sonuç itibariyle işte yarasadan ekolokasyon öğreniyorsun. Sonuç itibariyle sen hep yaratımlar üzerinden zaten. Hani bize dedin ya Ömer'im işte dediler ki bilim böyle diyor, sen de Kur'an'da bununla buluşturuyorsun. Ona bakarsanız bilim de kainatın yani açık Kur'an'ın üzerinden işleyen bir şey. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Yani evet. O yüzden de burada ki mesela Allah seyrul hesaptır ne demek? Sen sisteme hangi girdiğiyle girersen o sistem sana onu verecek. Çünkü bizim meselemiz şu. Biz esmaların sistemin mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Kap ve bas. İşte dervişten bahsederken kap haline girdi, bas haline girdi falan diye bahsedilir. Hani kap bas. Bakın kalp. Kap bas. Kalp. Aslında kap ve bas esmasını burada görüyorsunuz kalpte. Veya dünya 23 dakikaya bir nefes alıp veriyor. Kap, bas. Yani esmalar kainat sisteminin işleme şekli ve beynimizin çalışma şeklidir. Çünkü kainat insanın beyninin büyük halidir. Dolayısıyla biz bunları fark ettiğimizde bu sefer şöyle oluyorsun. Ya mesela Allah yerlerin ve göklerin nurudur yani. Şimdi biz zaten ışıkla iletişim yapıyoruz. Işık odunları içinde görüyoruz. Biz ne görüyoruz? Her şey ışık. Işık yüzünden. Yani şimdi başka mesela ne örnekler verebiliriz? Mesela vahid. Baktığında her şey birbirine bağlantılı. İşte holografik evren anlatımı bunu çok güzel açıklıyor. Yani bunda evet. Bu şekilde baktığında diyorsun ki Allah-u Ekber ya diyorsun. Yani bak diyorsun mesela Allah işte yine dediğim problem şu. Kur'an'da Allah dendiğinde hani işte hüve Allah, rububiyet, işte rahmaniyet, melikiyet mertebelerini bilmediğiniz zaman Allah esması kullanıldığında Kur'an'da sistem
için de Allah dendiğin, yani ismi cami dediğimiz, hani ismi celal zatı için, ismi cami dediğimiz de sistem için. Dolayısıyla çünkü ismi cami nedir? Bütün emri kainat Allah'ın teşhidesi değil mi? Dolayısıyla sen Allah seriyor hesaptır dediğinde şunu söylüyor sana. Bak diyor, kulum diyor. Bu sistem diyor, senin yaptığını derhal sana geri vermek üzere kurulmuş bir sistemdir. Çünkü Allah hesapları, çünkü komputasyon üzerine kurulmuş bu sistem. Bu tür bir ilahi bir bilgisayar bu. Girdiğinin karşılığını sana tır 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 aratır böyle. Ne diyor Mevla'nın Hazretleri? Ne ararsan onu bulacaksın. Sistem var evet, çünkü. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? O sebeple Esma dediğimiz şey kişide nedir peki? Kişide yetenektir. Mesela bir kişinin atıyorum semi esması daha yoğunsa belki duyma yeteneğinde daha büyük bir şey vardır. Evet. Mesela sani esması sanatçı olmasını sağlayan bir şey. Yani esma dediğimiz şey aslında bizim kişideki tezahürüyle, yani sistem bizdeki tezahürüyle yeteneklerimiz. Yani çocuğun esması neye meyilli mesela? Mesela sizin demin anlattınız ya kimyacı olmanız falan. Ben direkt sizin böyle esmalarınızı düşünmeye başladım. Dedim ki acaba şöyle midir, böyle midir? Hani yazmanız, yazma şey işte yeteneğiniz. İşte biz bunları üzerinden kişiye bakabilsek, herkes esma terkibi olduğu için, sistem de bir esmalar tecellisi olduğu için sistemi anlamak çok daha kolay hale gelir. Dolayısıyla da bu bilim adamlarının debelenişini ben görüyorum. Ve bizden çok daha fazla çırpınıyorlar. Belki inanç olarak bizim, bir de biliyor musunuz bazen mesela ben en son olduğum gruplardan bir tanesinde bir kardeşimiz girdi. Dedi ki ben dedi çok sorun vardı dedi. Namazı bırakmıştım. Ben çok Müslüman bir aileden geliyorum dedi. Amerikalı bir kardeşimiz. Bu konuşmayı dinledikten sonra dedi. Size sorularımı sorup cevaplarımı aldım dedi. Daha fazla sorularım da var ama dedi. Gittim namaz kıldım, size de dua ettim dedi. Çünkü Allahu dedi, Ekber. Allahu Ekber. Yani şimdi ya Hazreti İbrahim diye diyor ki Allah'ım ben biliyorum ki senin ölüyü diriltebileceğini ama kalbim mutmain olsun diyor ya. Yani son derece normal bir şey bu. Yani onun için yani şunu demek istemiştim. Şarjımı şey yapayım da takayım bu arada. Şunu demeye çalışıyorum. Bunun aşkınızı artıracak. Aşkınızı artıracak. Yani Allah'a güvenin. Çünkü nasıl diyeyim? Mesela Copenhagen yorumu var. Çift yarık deneyi. Evet. Bir de birleşik alan teorisi var. Yani bunlar hepsi aynı anda geçerli. Hepsi aynı anda doğru. Yani evet, evet, evet. Anlatabiliyor muyum ben? O yüzden de korkmayın ya. Allah'a güvenin ya. Allah'a güvenen bilimden korkmaz. Eski bilim, eski ya baktığımda Fibonacci'lere, işte altın oranları, bunların hepsini bizim İslam alimleri bulmuş arkadaşlar. Tabii tabii. Evet. Tabii. Ben de onu diyorum yani 11, 10, 9, 10, 11 hatta 12 öyle bir şey gelmiş ki yani İslam alimlerinin. Aynen öyle. Öyle bir birikim ki inanılmaz bir şey. Aynen. Hocam bu sizin söylediğiniz noktada rahmetli Ahmet Yüksel Özemre Hazretlerinin o da hem bilim adamıydı hem de bir sufiydi Ahmet Yüksel Özemre. Kendisinin Çağdaş Tefsir'de Vehmin Egemenliği diye bir kitabı var malum haliniz. Orada sizin buyurduğunuz hususları söylüyor. Şöyle hani aslında bizim gibi yani Kur'an-ı Kerim'le bilimi birleştiren insanları savunarak şu cümleyi söylüyor. Diyor ki ya siz Kur'an-ı Kerim'e mi güvenmiyorsunuz? Aynı soruyu soruyor. Bir Allah'ınıza bir güvenin, bir Kur'an-ı Kerim'e bir güvenin diyor. İki, sizin söylediğiniz gibi diyor ki bilim şu anda zaten hangisinin ya X, Y, Z, F ortaya bir şeyler koyuyor ama bir diyor bunların hangisinin doğru olduğunu daha kendi de anlamadı. İki, çoğu durumda da diyor yine sizin buyurduğunuz gibi ablacığım çoğu durumda da diyor bu fizikte ya da matematikteki bu sistemler aynı anda da geçerli olabiliyor diyor. Tabii dolayısıyla ki. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman yanılmıyor diyor yani. Tabii Çağdaş Tefsir'de Vehmin Egemenliği kitabında. Sizin ben söylediğinizi söylüyorum. Muhittin Ali Hazretleri'nin söylemi üzerinden düşünürsek Allah'ın hayal alemi, hani biliyorsunuz misal alemi, hayal alanı, burası bir hayal alanı. Allah'ın bilincinde olmayan herhangi bir şeyi hayal edemezsin. Evet, evet. O çok çeşitli söyleniyor değil mi hocam o söz? Tabii. Yani Allah gerçekleşmeyeceği şeyi kuluna vehmettirmez
Evet. O da başka bir, o da başka o da bir başka versiyon, başka evet, bir versiyon. O başka bir versiyonu ama burada yani senin düşüncelerin dahi ne kadar yani bu Allah'ın bilinci içinde çünkü bütün esmalar olduğu için yani evet. Dallin esması da var, onun da ürettiği düşünceler var. Dolayısıyla sen bir şeyi kötü düşündüğünde onu düşünme potansiyeli yine senin o esmanın hani dengesiz bir şekilde senin bedeninde tezahür etmesinden kaynaklı varlık alanında. Evet. Evet, çünkü evet. Bizim şimdi biz neden şimdi bak mesela Bismillahirrahmanirrahim inne dini inde Allah İslam diyor. Şimdi bak diyor ki Allah'ın yanındaki din İslam'dır. Ama Rabbin yanındaki din demiyor bak Allah esmasının yani evrensel olanın. Dolayısıyla Allah'ın yanındaki din işte teslimiyettir. Sizin borcunuz teslimiyettir diyor. Şimdi din bir de borçta demek ya. Yani şunu demek istiyorum. Kulun yanındaki din demiyor. Biz genelde İslamiyet'i kulun yanındaki din üzerinden yaşadığımız için çok fazla birbirimizle kavga eder haldeyiz. Yani işte evet. işte mezheplerin arasındaki tartışma. Bunlar zaten hep bu şeytanın takımının üretip insanların hani kendi onların evet. ekmeğine yağ süren maalesef evet. çok büyük bir tuzak. Ama bu tuzağı hep yaşamışlar. Tarih boyunca yaşanmış evet. bu. Bayağı çok uzun da yaşamışlar yani. Çok uzun yaşamışlar ve Evliyaullah hep taşlanmış. Yani hatta Hazreti Mehdi'nin geldiğinde inanmayanların öncelikle yani Müslümanların arasından kaynaklanacağı biliyorsunuz anlatımı var. Özellikle evet, evet, evet. hakikat ve marifet bilincine ulaşmamış İslami anlayışta olanların. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Temelde Allah'ın bilincinden başka bir şey yok. Çünkü biz hani diyor ya Mevlana Hazretleri sen bir düşünceden ibaretsin. Yani bir anlık Allah bir anlık görmüş, düşünmüş ve bizler ve bu sonsuz alem olmuş yani. Allah'ın kudretine bakın. Evet. Evet, evet. Yani o sebeple bunları dediğim gibi boyutlar ayetleri derinlemesine önce 4 sonra 7 sonra 70 sonra sonsuz kademe içinde anlamaya çalışmak lazım. Ve anlamadığın yerde Allah'a güvenmek lazım. Yani hemen kalbini bozmamak lazım. İşte o vehim. Evet, evet. Ama biz genelde işte diyorum ya Allah'a inanıyoruz da Allah'a güvenmiyoruz. Problem orada zaten. Evet. Problem orada. Evet. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hocam buyurun. Bir şey diyordunuz. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Su küçüğün. Peki. Söz vereyim. Buyurun. Metaforum var hocam. Şöyle söyleyeyim. Allah yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum olan balçığa ruh üfledi. Çok iyi. İnsan ana bileşimi silisyum olan çipe akıl rapt etti. Ya. İşte diyorum ya hasım diyor ya. Hasım. Evet. Evet. İşte cyborg evet. dediğin şey aslında sen kendisinin ruhundan üflediği bir tür kap oluşturdu, kap yaptığı. Sen de aynı malzemeye. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani, ve onu şey kendin büyük icadın yarattın zannediyorsun. Zannediyorsun. Yani, birileri, yani kendini bilmeyenler yani. Tabii Allah'ı evet. takip ediyorlar evet. sürekli. Evet. Ve diyorum ya yani bilim ürettiğini zannedenler de yine Allah'ın yaratımını taklit ediyorlar. Yani işte evet, arıya evet. baktı radar sistemi demin örnekler verdik ya. Bunlar da Allah'ın yaratımını taklit ediyorlar. Yani kim ne yaratabiliyor ya siz bir sinek değil. Sineğin kanadını yaratamıyorsun ki. O yüzden var olan şey üzerinden açık Kur'an üzerinden bir takım çalışmalar yapıp kainat açık Kur'an'dır ya. Çünkü her şey ayettir. Yani evet. İşte bunların hala işte ondan sonra diyorlar ki neden işte İslam ülkelerinde maalesef sürekli problem var. Mesela genel olarak inanmayan kardeşlerimizin ilk soruları bu oluyor. Hocam bu kadar güzel bir dinse hani bu. Neden işte İslam ülkeleri böyle? Ya bu din muhteşem. Hani İslam muhteşem ama Müslüman muhteşem değil. Çünkü hepimiz çok eksik varlıklarız ve kendi üzerimize çalışmak yerine üzerimizde biraz fazla çalışılmış. Çok gayret var. Tabii ama ne var biliyor musunuz hocam? Tek başına yani, böyle izah edilmez tabii ki. Hocam şunu söyleyeceğim. Yani şeytan bakın şimdi Azazil iblis olmadan önce şimdi kendi içinde o potansiyeli taşıyordu değil mi? Şimdi evet. o potansiyel nasıl açığa çıktı?
Şimdi Azazil kendisi bilmiyordu ama içinde o potansiyeli taşıdığını. O zamana kadar meleklere ders veriyor. Havası yerinde yani. Ve hatta diyor ki bakın diyor bir haber aldım diyor. Aramızdan biri kayacakmış diyor. Aman dikkat edin diyor ama kendi üstüne alınmıyor yani ona. Ondan sonra ne oldu? Adem'e secde et imtihanıyla karşılaştığında kendi içinde var olduğunu dahi bilmediği bir potansiyel ortaya çıktı ve ne oldu? Adı İblis'e yani biri iki görene çıktı. Evet. Şimdi insanda olmayan potansiyelleri kimse hareket ettiremez. O potansiyel sende var ki ancak sen de o zaman tuzağa düşüyorsun. Yani evet. Yani demek istediğim şey şu. Demek ki mesela kıskançlığımız var ki birbirimizi yiyoruz. Doğru. Oysa ki kalbi yani işte nefsi tezkiye neden tasavvuf bu kadar önemli? Çünkü nefsi tezkiye olmadığı zaman öğrendiğin ilim seni gerçekten kibre ve şeye taşıyabilir. O yüzden de kendine varlık vermeye taşıyabilir. O yüzden de öncelikle kendi potansiyellerini Allah sana seni saflaştırmak için, senin farkında olmadığın potansiyellerini göstermek için sana imtihanlar sunuyor sistemde. Burası bir müfredat uyguluyor sana. Allah'ın, herkesin okulu var da Allah'ın okulu mu yok işte? Allah bu okulda sana ya ben hiç böyle bir şey yapmam, ben kimseyi kıskanmam diyorsun. Bir bakıyorsun, kıskanmaya başlıyorsun. İşte içindeki potansiyel işte o saflaşması için o fitneyi getiriyor önüne. Senin o bakırını hani altından ayırmak için ve onunla seni bocalattırıyor. Ve ondan sonra da senin zaten kim olduğun kendine aslında kendine açığa çıkıyor. Allah biliyor senin kim olduğunu. Neye dönüşeceğini de biliyor. O sebeple ben kurban psikolojisinden bakan bir insan değilim. O yüzden hep şunu düşünüyorum. Demek ki bizim eksiklerimiz çok. Bizim problem, evet. Bizim kendimizle ilgili bu sanal dünyaya ilişkin yani para, la ilahe illallah benden başka kimseye tapmayın demesinin sebebi Allah'ın adaleti tecelli ettirmesi bu dünyada bunun için kurallar koyması ve senin herhangi bir şekilde para, makam vesaire için başka insanlara zarar vermeni engellemek istemesi. Allah'a sen tapsan ne olur, tapmasan ne olur? Allah'ın cebine bir şey girmiyor. Seni yollar, yenisini getirir yani. Allah evet. Sistemi korumak için bu kuralları koyuyor. Birbirini öldürme diye yani. Ne diyor? Benden başka kimseye kulluk etmeyeceksin. Neden? Çünkü sen işte atıyorum Ömer benim patronum. Ben Ömer'e kulluk edersem Ömer derse ki bana şu yanlışı yap. Ben Allah'a yanlış yapmaktan, Allah'ın sistemine yanlış yapmaktan değil de Ömer'in sistemine yanlış yapmaktan korkarsam tamam, hikaye bitmiştir. Bitti zaten işte sen. Evet. İşte durumun özeti belki bu sözdür. Evet. Şimdi burada bu benim de aklıma şunlar geldi. Destur varsa ben de şunları arz edeyim. Birinci husus sizin hani verdiğiniz son örnek üzerinden Yavuz Sultan Selim'in huzurunda bir vezir var. Padişahla konuşuyorlar. Tam o sırada ezan okunuyor. Padişah da yerinden doğrulmamış. Yani ezan okunurken normalde Topkapı Sarayı'nda şöyle bir adet vardır. Eğer padişah şeydeyse, saraydaysa saray camisinde, mescidinde eda eder genelde Topkapı Sarayı'nda. Şimdi yerinden doğrulmamış. Vezirde de hiçbir hareket yok. Vezir de derdini anlatmaya devam ediyor. Padişah biraz daha böyle dinlemiş ama ezan okunuyor o sırada. En son Yavuz Sultan Selim sinirlenmiş, ayağa kalkmış demiş ki bire demiş Adem, Allah demiş namaza çağırıyor, ezan okunuyor. Sen hala çok kıymetli bir kaynaktan okudun bunu. Hala demiş sen burada dünyevi meseleleri anlatmaya devam ediyorsun, susmadın, ezanı da dinlemedin. Demiş ki Efendimiz siz yani o anda evet. Demiş ki Efendimiz siz demiş namaz için hareket etmeyince ben demiş hani şu anda gitmeyeceğimizi zannettim demiş. Yani sizin buyurduğunuz gibi abla yani hani padişah aslında orada onu sınamış. Normal şartlarda ezan okunurken padişah ve maiyeti saray mescidine doğru yol alırlar. Ama padişah orada veziri sınamış ve vezir orada o hatasından dolayı azledilmiş. Yani onun yapması gereken şey orada aslında Yavuz Sultan Selim diyor ki senin burada yapman gereken şey sultanım ezan okunuyor ben susayım hadi buyurun namaza gidelim demen gerekiyordu diyor ama bunu yapmadın diyor. Hani verdiğiniz örnek üzerinden söyleyeyim bir de bu şeytanla alakalı bahsi anlatınca yine Muzaffer Efendi Hazretleri aklıma geldi. Şimdi Muzaffer Efendi Hazretleri Muzaffer Uzak Efendi Hazretleri şeytanla karşılaşmış.
kitaplarında anlatır, sohbetlerinde anlatır. Şeytan Muzaffer Efendi Hazretleri'ne demiş ki, ya demiş Muzaffer, ben bu insanlardan demiş çok üstünüm. Muzaffer Özak Hazretleri demiş ki, bu nereden çıktı demiş ya, buna kadar büyük bir saçmalık. Şeytan demiş ki, ya demiş ben, Allah bana dedi ki, bana secde et. Ben zaten ediyordum. Ben zaten ediyordum demiş yani, Allah'a secde ediyordum. Hani siz iki gören buyurdunuz ya, onun da aslında biraz kendimce izahı olsun diye araya girdim. Ben zaten ediyordum demiş. Ben demiş bu insanlardan niye üstünüm biliyor musun? Kendine secde ediyordum. Bana dedi ki Adem'e secde et. Benim demiş sıkıntım orada oldu. Bu kullara ne oluyor ki demiş yani. Bu kullara ne oluyor ki bana secde et diyor. Bana secde etmiyor. Yani Allah'a secde etmiyorlar diyor şeytan. O zaman da diyor dolayısıyla diyor şeytan. Ben diyor bu insanlardan büyüğüm diyor. Muzaffer Efendi şeytanı kovalamış. Ve arkasından da diyor ki ey namaz kılmayan, alnı secdeye değmeyen insanlar. Şeytanın diyor bu hitabından utanın, irşad olun ve Allah'a secde edin diyor. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili hususta, Kur'an-ı Kerim'in çok katmanlı olmasıyla ilgili hususta da aklıma gelen şey hususu söyleyip hemen yine sözü size devredeyim. Meşhur Molla Fenari Hazretleri Bursa Ulu Camii'nden, Ulu Camii'nde Fatiha suresinin 7 farklı tefsirini yapmış ve sonra da 3 kapıdan aynı anda çıkmış malum haliniz. Abdülkadir Geylani Hazretleri de Fatiha suresinin bir sohbette 40 farklı tefsirini yapmış. Huzurdaki alimler 11'den sonrasını anlamamışlar. Yani hani siz buyuruyorsunuz ya ablacığım, Kur'an'a güvenin, Kur'an doğrudur, Kur'an'da bilim de vardır, Kur'an'da her şey de vardır ama biz her göremiyoruz, şey, biz anlayamıyoruz tabii, diyorsunuz biz ya. Biz anlayamıyoruz. İşte sonu yok yani, sonu diyeceklerim yok. Bu kadar. Buyur, buyurun. Evet. Yok yok, devam edelim lütfen. Çok güzeldi. Bu zaten hani sırf karşılıklı bir konuşma ve interaktif olması çok güzel bence. Ya işte Muzaffer, mesela aslında Muzaffer Baba'nın anlattığı şey şu an, yani aslında bak bu gerçekten hani böyle insanlara belki de sadece hani bir gün bir video çek, sadece bu hikayeyi anlat. Çünkü benim de çok sevdiğim Tevfik Baba da hep anlatır bu hikayeyi. Neden? Çünkü o diyor ki bak, o herkese tapıyor onlar. Onlar herkese secde ediyor. Ben hani Adem'e etmedim. Çünkü sadece sana ettim. Hani sen, Adem'deki seni göremedi. O, biliyorsun onun için. Adem etseydi ama Allah etmiş olacaktı yine. Tabii, iki gördü. Tabii iki gördü. Fakat biz 100.000 görüyoruz yani. Evet maalesef. O iki görüyor da biz 100.000 görüyoruz yani. Ve ben hep söylediğim bir şey var. Kişi denenmediği günahın masumu değildir yani. Evet. Yani sen mesela Michelle'le ilgili konuşuyorduk. Dün mü, evvelsi gün mü adalet meselesiyle ilgili konuşuyorduk. Şimdi mesela insanların adalet, şimdi Allah'ın adalet anlayışı var. Bir de insanın adalet anlayışı var. Şimdi sen dünyada baktığında bizim adalet anlayışımızda işte hocamızın bahsettiği gibi dünyayı bu kadar gördüğün bir alanda sen mesela zorluk çeken birinin yaşadıklarını adil görmüyorsun. Diyorsun ki birisi bu kadar rahat yaşarken o böyle yaşıyor falan. Ama Allah'ın gözüyle baktığında, Allah'ın aklı yaşıyor. Yani evrensel uluhiyet aklıyla baktığında ne oluyor? Sen uyandığında, kıyamettiğinde keşke ben o hayatı ben yaşasaydım diyeceksin. Çünkü hani burada rahat eden tam tersi, öbür tarafta eğer ki hani bu rahatlık, anlatabiliyor muyum? Uyanış barındıran bir rahatlık değilse, huzur barındıran değil de hani böyle bir eli yağda bir eli balda, dünya umurunda değil, ona buna kötülük yapıyor, her şeyi yapıyor falan. İşte o, şimdi bizim işte diyorum ya, o kadar ciddi bir adalet var ki aslında. Ve bu dünyada tersler düz, düzler ters derim hep. Uyandığında sen o insanların yaşadıklarını özleneceksin. Çünkü uyandığında o perdeler kalktığında demin hocamızın söylediği gibi bu kadarla sınırlı olmadığını fark ettiğin noktada o adaleti çok net göreceksin. Biz işte gördüklerimiz üzerinden değerlendirdiğimiz için başka Rabler edinebiliyoruz. Diyor ya Yusuf Aleyhisselam. Birçok hani Rabbüler Bab, hani birçok Rablar, birçok diyor Rabler mi edinmek iyidir? Ey diyor zindan arkadaşlar. Zindan arkadaşı ne? Demin hocamızın söylediği gibi. Bu beden zindandır ruha. Bu beden senin bu kadar bir alemde yaşadığını zannettiren şey. Ey zindan arkadaşlarım diyor. Birçok Rabler miydir yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı diyor? Şeydir diyor. Hani ona mı inanmak iyidir? İşte biz bu beden kalıbı içinde, bu beden zindanı içinde bu gerçeklikte kayıtlı olduğumuzu zannediyoruz.
Oysa ki bak mesela şimdi ben telefonumu şarja koyduğum için iPhone'u böyle elimde havada tutmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla hareket ediyor böyle bak. Bak hareket ettiğimde ben beni oynuyor görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. Oynuyor. Oysa ki bakın gözüm bize sakkat dediğimiz şey göz, birisine yakından bakın gözüne, göz sürekli tarama yapmak zorundadır. Karşı taraf yani eşyaları görebilmek için. Göz sürekli tarar. Bak şu kadar hareketle ben sallanıyorum ama senin göz bebeklerin sürekli taradığı halde saniyede 4 veya 5 kere mi hareket ettiği halde sen neden beni sabit gibi görüyorsun? Öyle bir görme ihtimalin yok ki. Çünkü beynin onu sana sabit gösteriyor. Çünkü sistem sana sabit bir gerçeklik veriyor. Hani dokunabildiğini zannettiğin bir gerçeklik veriyor. Aslında elinin elektronlarıyla masanın elektronları birbirini ittiği için senin bunu dokunma hissi yaşaman bile ihtimal dahilinde değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte Evet. Bu duyuların kalıbı içinde, bu hapishane içinde ey zindan arkadaşlarım diyor. Bir sürü Rabler edinirsin tabii. Çünkü sen El Rezzak'ı patronun zannettiğin müddetçe sen onu put edinmişsindir yani. Allah evet. Diyor ki Allah yani bütün isimlerin toplandığı uluhiyet makamı diyor ki ona değil bana diyor tap diyor. Onun için innettiğini indallah, estecbe, innettiğini indallah İslam. Allah'ın yanındaki din İslam'dır. Yani evrensel bakıştaki din aslı odur. Sen kendine ilişkin bir Allah yaratırsın. Kendine ilişkin bir din yaratırsın. Kendine ilişkin bir peygamber yaratırsın kafanda. Ve bunun da İslam olduğunu zannedersin. Sonra da ona isyan edersin. Değil mi abla işte sonra da ona? Veyahut da onu başkasının İslamiyet anlayışını onun için beğenmezsin. Yani evet. Diyor mu mesela ayrım bu mezheplerin ayrımında vesairesinde. Ya çok basit. Diyor ya Hazreti Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri. Herkesin bir Allah'ı var. Benimki peygamberinki. Aleyhisselatü vesselam. Evet. Benimki peygamberinki. Çok güzel bir söz. Benimki çünkü sen her kötülüğü yapıp ben Allah diyebiliyorsun. Hani Allah deyip evet. Namaza varıyorsun evet. Ama peygamberinki öyle değil işte. Çünkü peygamber Allah makamını, Allah bilincini en iyi anlamış insan. O yüzden senin Allah'ınla benimki aynı değil. Ben Rab mertebesinde kaldıkça Kur'an'da Rabbi, benim Rabbim, Rabbena farkın mı? Bu tip şeyler, işte bu tip şeylerden kaynaklanır. Yani rububiyet, uluhiyet farkı da bundan kaynaklanır. Bu ayetleri okurken bazen kendi Rabbi hasıyla konuşuyordur kişi. Rabbi dediğinde. Hatta hangi sureydi? 38 miydi ya? Ahzab 38 miydi? Neyse bakarım bir. Ya orada Hud 56 mı? Hud 38 mi? Orada o kadar güzel bütün kademeleri vermiş ki. Sonra onu bir paylaşırız. Ömer başka bir yayında inşallah. İnşallah. Hocam o kadar muhteşem ki. Yani bütün mertebeleri görüyorsun orada. Hüve'yi görüyorsun. Rabbi'yi görüyorsun. Rabbil alemini görüyorsun. Allah'ı görüyorsun. Bütün o mertebeleri görebiliyorsun. İşte demek istediğim şey şu. Kur'an okurken hangi mertebeden konuşulduğunu anlamazsan eğer ve basiret gözünün açılması için bu beden kalıbının şeyinden zindanından kurtulmak için gerekli çalışmaları yapmazsan sen kendin Rabbini Allah edinirsin. İşte o Rabbini o hani bazı insanlar Allah yakar, Allah şey der bunu Muhyiddin Ayvazetleri çok güzel anlatır. Bunu anlatayım sonra lütfen size vereyim. Der ki, üç tür çağrı vardır Allah'a. Bir, Rabbi çağrı. Allah seni yakar, Allah böyle yapar. O senin kendi Rabbi hassın. Allah makamı değil o. Dolayısıyla sen eksik bir çağrı yapıyorsun. Diğeri, Rahman. Allah her şeyi affeder, Allah her şeyi affeder. Anladın? Bu da bu sefer yine Rahmaniyet boyutu. Bak, Rab boyutundan geçtin, Rahman'a ulaştın. Ama asıl çağrı der, basiret gözüyle yapılan çağrı, Yusuf suresi o 108'deki çağrı işte o ilahi çağrıdır. Ve kişi der beden kalıbını kırmadıkça da basiret gözüne ulaşamadığı için ilahi çağrı yapamaz. Çağrısı kamil değildir, nakıstır der. Dolayısıyla sen kendi tanımların üzerinden Allah'a çağırırsan nakıs bir çağrı bu. Çünkü kendini gerçekleştirdin mi? O yüzden biz ne yapıyoruz? İbn Arabi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Saadettin Konevi Hazretleri bunların kendini gerçekleştirmiş basiret gözlüğüyle görebilen bu artık maddenin arkasına geçebilmiş hazretlerin ilahi çağrısı üzerinden onların anlatımlarını şu anki terminolojiye getirerek hem anlamaya hem de anlatmaya çalışıyoruz.
Aksi halde çağrı eksiktir, nakıstır. Evet. Doğru. Bir film gördüm. Kitabını da okumuştum. Stephen King'in The Stand'i. 79 yılında yazdı. Dünyada bir virüs salgınıyla %97-96 öldürüyor. Yani %4 canlı kalıyorlar. İşte çok küçük bir grup kendini kurtarmaya ve gruplar halinde bir araya gelip yeniden bir dünya inşa etmeye çalışırken Amerika'da bir diğer grup da böyle iblisin şeyindeki bir grup da başka türlü bir örgütlenme yapıyor. Orada kitapta olmayan bir şeyi söylettiler dizide. Şeytan dedi ki böyle kadın bir çeşit kadın nebi rolündeki kimseye Abigail de anaya dedi ki sen dedi görüyorum dedi Tanrı'nı arıyorsun seninle dedi pek ilgilenmiyor galiba şu sıralar karşısına çıkıyor ne kadar tanıdık değil mi bakın seninle ilgilenmiyor galiba ben sana onun seni asla göremeyeceği bir yer verebilirim. Yani onun hükümranlığının olmadığı bir yer vaat ediyor. Yeni dünya vaat ediyor. Aslında yok öyle bir yer de. Çünkü dizi 2020. 2020 yapımı dizi bu. Bu adı yeni ne? Laf. Ha. Yeni laf bu yani. Şey hocam, adı şey The Stand. Bu şu anda mı? Stand. Şu kıyam, anda kıyam, kıyam yani The Stand. Stand up'ın standi. Ya, The Stand. Var ya. Ama bakın kitap 79'da yazılmıştır. Ve aslında iyiler galip gelecektir. Kötüler kötü bir şekilde mağlup olacaktır. Ama şimdi yeni versiyonda zamana uygun başka türlü bir laflar da var. Şimdi bu vaat yakında çok popüler olacak diye buradan söylüyorum. Tabii. Biz yeni elektronik sistemlerle bir alem kuracağız. Oraya sizin işte ister Tanrı ister Rab, ben Allah demek istemiyorum, onu saymıyorum, öyle söyleyemiyorum. Hı hı. İster Tanrı ister Rab, ister neci derseniz deyin, onun hiçbir hükmü orada geçemeyecek, hatta göremeyecek, orada çok özgür, çok başka bir yerde olacaksınız. Yeni vaat budur. Hocam biz bunu, şimdi geçen sene Türker'in programında ben bunu anlattım ve şöyle anlattım. Virtüel realite gözlüklerini taktığı zaman insanlara, şimdi diyor ki hani Deccal diyor, şimdi o zaman da hani Deccal'in ben dijital kelimesiyle ilgisi olabileceğini yazmıştım tabii, yıllar tabii, önce. Deccal'la dijital tabii. Aynen. İlk sizden duydum. Ay canısınız. Allah razı olsun. Evet. Şöyle bir şey var. Mesele şu. Şimdi beyin gerçeklikle hayal arasındaki farkı ayırt edemiyor. Dolayısıyla bunlar neyi kullanıyorlar? Şimdi Deccal diyor, Deccal fitnesinde diyor, Deccal diyor diyecek ki bakın bu cennet diyor. Aslında orası cehennem olacak diyor ama bir sürü insan evet. O cennet diye görecek ve arkasından atlayacak. Sonra bir bakacaklar ki cehennem hadiste. Evet. Aynı şey cennet cehennem içinde geçerli. Burası cehennem zannedecek. Bir girecekler aslında cennet. Şimdi virtüel realite gözünü takın evde. Geçin kameranın karşısına. Çünkü aslında şu an yaşadığımız şey de o. Bizim beynimiz bir virtüel realite gözlüğü. Ruhun üzerine geçirilmiş bir virtüel realite gözlüğü görevi yapıyor. Bedenimizde Tesla suit diyorum ben buna. Tesla evet, kıyafeti. Evet. Kameranın karşısında şimdi sen televizyonunu aç. Bir tane bir bilgisayar oyununu aç. Diyelim ki içinde bir orman. Sen bu Tesla kıyafetini giy. Virtüel realite gözlüğünü tak. O bilgisayarın içindesin zannediyorsun. Evet. Kiraz toplayıp taktığını zannediyorsun. Beyin zaten elektrokimyasal bir şekilde çalıştığı için. Şimdi bunlar bu zaafı insanlara dijital şekilde yani sen bir tuvalete gözünü takacaksın diyelim ki paran yok, hayatın çalışmıyorsun, hiçbir şey için çaba sarf etmemişsin, hayatın kötü gidiyor. Takacaksın bir tuvalete gözünü, al sana cennete verecek o. Sen orada her tür hazzı yaşayacaksın. Yiyeceksin, tabii, içeceksin, tabii. Gezeceksin. Tabii. Efendim istediğin yerleri göreceksin. Bakın bu Kabe'ye hani bu virüsten sonra Kabe'ye online gidişler şunlar bunlar tamam güzel gibi görünüyor ama bir taraftan da bunlar yok, tabii çok hazırlık bu hazırlık. Anlatabildim mi? Bir taraftan da bu çok bela bir şey. Çünkü bizim evet. Temelde seccade üzerindeyken Kabe'ye Allah'ımızın bizi götürmesi noktasına taşımamız lazım ruhumuzu yani. Evet. Çünkü ruh evet. için zaman mekan kaydı yoktur.
bizim herhangi başka bir alete ihtiyacımız yok. Asıl alet insanın varlığıdır. Kendi zaman makinesi, kendi mekan makinesi kendisidir insan. Evet. Hocam. Evet. Yani çok kurmak güzel bir noktaya değindim. Şey için, kurmak istedikleri için de bir laf uydurdum geçenlerde. Dijital insanat bahçesi. Ay çok güzel. Harika. Ve başı da var ama hocam. Tanrısız, şeytansız ve acımasız. Ya. Şimdi ona ne diyorlar hocam? Dijital insanat bahçesi. GPT mi ona diyor? Öyle bir şey diyorlar. Şey hatta ekonomistin de üstünde çıkmış ya şey kapakta. Cennet. Yani evet. İnsanlara cennet vaadi. Evet. İşte evet. Bütün tek bir beyin haline getirmek, bütün insanlığı cennet. Ya bu ciddi söylüyorum. Bunlar çok ya bunlar cidden çok saçma şeyler aslında temelde. Yani eski şeyler hocam, eski vaatler, yeni teknoloji. Kesinlikle. Yani bakın şimdi mesela bilim insanlarıyla beraberiz diyorum ya. Şimdi bunlar şöyle şeylere inanıyorlar mesela. Diyorlar ki şimdi ben bu virtüel biz simülatif ilahi bir simülasyondayız, ilahi bir matrix'teyiz diye anlatıyoruz. Ondan sonra bunlar diyorlar ki peki yani işte bunlar şuna inanıyorlar. Paralel evrende diyelim ki Ömer diye bir çocuk var, Ömer'in ikizi. O da bir hacker. Paralel evrende bir simülasyon yapmış. Bizi de onun içine sokmuş. Biz o simülasyondaki varlıklarız. Yani Allah bizi yarattı diyemiyorlar da. Yani paralel evrendeki bir hacker, süper zeka bir çocuğun bir simülasyon yapmış, içeri bizi koymuş. Buna inanıyorlar ya. Ya bu nasıl bir şeydir? Gerçekten buna inanmaya meyilliler yani. Bir kısım. Hocam tam bu noktada kıymetli hocam. Tam bu noktada hocam o kadar güzel bir şey söylediniz ki yani ben bunu sorsam mı sormasam mı diyordum. Hani kalp kalbe karşıymış. Şöyle ki şimdi bu ilahi matrix ve ilahi simülasyon Rabbimizin matrixi ve Rabbimizin simülasyonu. Evet. Ama sizin buyurduğunuz gibi karşı taraf böyle bir cahilane şeye inanıyor. Fakat bir de şöyle bir bilgi var elimizde yapmış olduğumuz araştırmalardan, sizin araştırmalarınızdan öğrendiğim, kendi araştırmalarımdan öğrendiğim ve çıkardığım sonuç. Gerçekten de şeytani grup, yani Deccal'in askerleri dediğim, küresel monarşi dediğim ekip, işte bu çipleri kullanarak, işte bu uyduları, harp sistemini, tetragramatonu vesaire kullanarak, gerçekten ya da bu kuantum dotlar dediğimiz her tarafı çiplediler, yer gök çip artık. Bunları kullanarak kendi oluşturdukları matrix'e ve simülasyonu bizleri sokma derdindeler. Böyle bir dertleri var. Tabii. Tamamen evet, yani şöyle. Matrix'e de söylüyorlar zaten. Tabii matrix zaten ya ben şunu anlamıyorum hocam. Matrix'i seyreden bir insan şunu demiyor mu ya? Aa, bir dakika ya bu belgeselmiş yani. Bu adamlar her şeyi söylemiş. Yani bunu bile mi göremiyorlar? Hani beyin sapından giriş yapan bilgisayara bağlayıp adamı bir rüyaya sokup da Matrix'in içine. Yani bunu artık... The Economist'in kapağında vardı son cümleniz. Yani, evet. Ablacığım. The Economist'in kapağında vardı. Böyle beyninden fiş giriyor adamın. Öyle bir kapağı vardı The Economist'in. Evet. İşte oraya gönderme. Hatta Neo'da 11 Eylül 2001 doğumlu. Evet. 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 Biz Matrix'i çözdüğümüz için yıllardır. Nüfus, o kadar tesadüf de... Ama 99'da yapılmış bak film. Evet. Evet. Ya bunlar şöyle söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz Wachowski kardeşler bunlar. Yani bunların şimdi zaten dördüncüsünü bekliyoruz. Şimdi bakalım ne yumurtladılar diye bizim arkadaşlar söylüyor. Şimdi çünkü bunlar biliyorsun hep tamamen işte kabalistik öğretileri bilmem ne dedi. Yani bunlar şimdi sistemin ya bakın. Şimdi bazen insanlar şunu şaşırıyor. Şimdi diyorlar ki ya işte şeyi gördük bir tane işaret görüyor. Diyor ki ya diyor bu diyor şeytanın işareti diyor. Yani mesela bir veya rakam var bu şeytanın rakamıymış. Mesela 33. Masonlukta da vardır. 33 biliyorsunuz bizim Kur'an'da da yani 33 tane tesbih çekiyorsun. 33 tesbihler vardır. Yani mesela. Çünkü omurilikle ilgili bir şey. Evet. 11 mevzusu da öyle. 11 mevzusu da öyle abla. 11 mevzusu bizde de var. Karşı taraf da çalmış kullanıyor. Çığırından çıkartılmış bir sayıdır. Değil mi? Güneşin rakamı. Ona başka bir şey veriyorlar. Biz daha üstüz. Sizin Rabbinizden. Ama şöyle yani şunu demek istedim. Şunu demek istedim. Tabii dediğiniz doğru Sadık Hocam ama ben şunu söylemek istedim. Ablamın dediği doğru. Adamlarda şöyle bir kopyalama sistemi var. Bizden almışlar. Kendileri kullanıyorlar ama bunu negatif ve şeytani olarak kullanıyorlar. Şimdi 11 sayısı bizim için de kıymetli. Ya da 33 sayısı bizim için de kıymetli.
Yani 11'li zikirler, 111'li zikirler var evliyaların, alimlerin tavsiye ettiği 11'li, 111'li. Ama karşı taraf da 11'i kendi şeytani amaçlar için ya da 33'ü kendi şeytani amaçlar için kullanıyor karşı tarafta. Çünkü bak sistem şöyle. Sistemde hani diyor ya Rab anlayışında iyi ve kötü yok sistemde. Yani sen uluhiyet mertebesinde tam merkezdesin. Yani şimdi Allah şemsiyesi altına girdiği zaman bir bilinç iyi ve kötü yoktur. O yüzden de zaten her şey dengededir. Hatta Merkez Efendi Hazretleri der ya, bir iyi giderse bir iyi gelsin. Bir gelir, bir kötü giderse bir kötü gelir. Çünkü sistem tam dengede. Bu dünya böyledir. Fakat şöyle bir şey var. İlim tek. Allah'ın ilminden başka bir ilim yok. Fakat İslamiyet niyet dinidir diye diyor. Sen alırsın o ayeti, dua için kullanırsın. Öbürü alır, büyü için kullanır. Allah'ın ilminden başka bir şey yok bu kainatta. Evet, evet. Ya da sen sadece okursun, ibadet yaparsın. Karşı taraf bir de ondan bilim çıkartır. Sen yatarsın aşağı uyursun. Evet. Sen uyursun. Evet, evet, şimdi evet, o yüzden evet. De 11'li sistem, yani kainatın sistemi var. Çünkü bak Cebrail, Allah'ın zorlamaları var bu kainatta. Tamam mı? Evet. Nedir işte, yer çekimi var, o var. İşte sistemde mesela her şey dönüyor vesaire, değil mi? Cebrail, sen bundan ya, çıkamıyorsun sen bu sistemden. Değil mi? Cebir var. Şimdi bu sistemde 11 var. İşte efendime söyleyeyim, demin dediğimiz gibi sistemsel rakamlar var. Şimdi alıyorsun sen Rahmani olanlar, işte İmam Rabbani Hazretleri, işte İmam Gazali Hazretleri, bütün Evliyaullah'ın işte 11, 111 dediğin gibi işte rakamlar, bunlar havada uçar yani. Sen tespit çekiyorsun 33 tane. Her namaz sonrası. Fakat problem ne biliyor musun? Sen onu ne için kullanıyorsun? İşte ayet o. Onun için İslamiyet niyetini. Alıyorsun ayeti, tövbe haşa, tuvalete sallıyorsun, büyü oluyor. Senin ağzından Allah'a ulaştıran dua oluyor. Allah'ın ilminden başka bir ilim kullanmıyor ki şeytan. Şeytan değil ya. Şeytan kendi ilmi var. Şeytan Allah'ın esmalarının terkibi. Allah'ın esmaları kimin ilmini kullanacak? Mudil esması. Dalalete sevk eder. Müdekebbir. Tabii. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bak bunu büyük Allah dostları bunu anlatıyor zaten. Fakat işte bilmemenin getirdiği cehaletle bu insanlar bunları bilmediği için, hani bu ilme vakıf olmadıkları için bunları da herhalde okumuyorlar, bu kitapları, bu hazretlerin anlatımlarını. İşte diyor ki bu şeytanın bilmem nesi bu. İşte bu cehalet. Başka hiçbir şey değil. Ama ama Hristiyan, özür dilerim sözünüzü. İşte hayır, ama Hristiyan aleminde de filmlerde mesela şöyle bir hile yaparlar. Birinin kızı ölmüştür. Çok bir yakını ölmüştür. Acayip bir üzüntü içindedir. Hatta vahşi bir şekilde öldürülmüştür ya da. Tamam mı? İşte biri gelir, işte Tanrı onu yanına aldı. Öbürü öfkelenir. Benim çocuğum nasıl olur da ona rağmen ölebilir falan. Hani teodiseyi halledemedikleri için, yani teodise kavramını geçemedikleri için, yani Allah'ın iradesi hem iyi de hem kötü de, ama rızası iyi de. Şimdi o tarafı, ama sinema endüstrisi kasıtlı, iyi niyetli Hristiyanları baştan çıkarmak için kullanır. Ve dinsizleştirmek için Batı aleminde de, yani çok sistematik şekilde yapılır. Onu izleyen Müslümanlar da etkilenir. Ya şöyle bir durum var. Şimdi insanlar genelde savaşın, yani benim çok sıkça söylemek zorunda kaldığım bir şey, Tanrı'yla, yani onların anlatımıyla söylüyorum, Tanrı'yla şeytan arasında olduğunu zannediyorlar. Oysa ki savaş Adem'le şeytan arasında. Adem'le şeytan arasında. Şimdi bu farkı bilemedikleri için sanki Tanrı, hani Tanrı şeytana haksızlık yapılmış, böyle abuk bir fikir var kafada. Yani yani biz işte, yani çok şanslıyız biz. Yani esmaların biz yani şu, mesela bana diyor ki kardeşlerimiz, diyorlar ki işte hani mesela arayışta olanlar, soruları olanlar, diyorum ki benim kafamda cevabı olmayan hiçbir soru yok. Yani benim Allah'la ilgili beni şüphede bırakacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben bütün sorularımın cevaplarını bulmuş durumdayım. Neden buradayım? Ne yapmam gerekiyor? Ben kimim? Efendime sorayım, esma nedir? Ha, ben tabii ki şey, oturup da alim malim değilim. Anlatabildim mi? Ama benim için hayatta kalmam gerekiyor. Ama çok güzel anlattınız hocam. Öyle güzel bir şey bulmuşsunuz ki, yani nasip olmuş. Çabanızın karşılığı da tabii. Yok, o hiçbir şey çabanın karşılığı olmaz. Yine lütuf, inanın. Yani biz ne çabalıyoruz ki bize verdikleri yanında? Yani içinde
senin yani o ayetlerin sana anlatımları, o Kehf suresinin, işte Ankebut suresinin vesairenin, şimdi bunlar sana bir fikir verdiği noktada artık sen zaten şöyle bakıyorsun. Ya burası bir imtihan alanı. Canım acıdığında da, üzüldüğümde de, ettiğimde de vesaire ne olursa olsun. Son nefesime kadar bu düzgün yolda kalmak için elimden geleni yapmam gereken anladığını anladığım nokta itibariyle benim için iş bitti yani. Anlatabildim mi? Benim tek derdim şu anda düzgün bir şekilde gidebilmek yani. Son nefesi bu şekilde vermek, imanla vermek. O yüzden İnşallah. Çünkü burasının geçici bir alan olduğunun çok farkındayım. Dolayısıyla tek derdim bir tık daha buradayken kendimi, hani Allah seni potansiyelle gönderiyor buraya. Evet, sen evet. Potansiyelinin diyelim ki sana 18 veriyor, işte 28 üzerinden 18 potansiyel. Sen Allah'ın karşısına, huzuruna 3 ile çıkarsan hem esmaları sana hesap soruyor hem Allah sana verdiklerinin hesabını soracak yani. O yüzden de demek istediğim şey şu. Sorularına cevap bulduğun zaman öyle veya böyle, hani kör topal, sen bir kere bir huzura kavuşuyorsun. Bir huzura kavuşuyorsun. O huzurdan sonrasını zaten imtihan olarak görüp bu müfredat, bu dershanede, Allah'ın bu dershanesinde ne kadar en azından hatalarımla, kusurlarımla çabalarsam en azından bir şekilde çabayla gideyim derdine düşüyorsun. Yoksa ben mükemmel olayım, onu ki ne olabilirsin ya sen? Yani kimsin yani? En azından kendi adıma söylüyorum. Ama en azından çabadayım yani. Yok tabii ki öyle. Tabii çabadayım. Ve o yüzden de şunu demek istiyorum. Ne yaşarsak yaşayalım. Çok acı şeyler. Ben çok acı şeyler yaşamış bir aileden geliyorum. Yani çok benim hayatım gerçekten çok ciddi. Hani normalde böyle çok travmatik bir insan olup belki çok kurban psikolojisinde bir insan olabilirdim. Ama evet. Allah'ın bana gösterdiği bunun bir rüya alemi olduğunu, burada en doğruyu seçersem asıl doğumun orada olacağını hani gösterdikten sonra sen artık bunun gücüyle, çünkü bir takım acılar yaşadığın zaman bazen insan gerçekten ölmek istiyor yani. Diyorsun ki ya ben burada kalmak istemiyorum yani, ne bileyim, beklentin ne? Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ama işte senin bu beklentin Allah rızası ve burada kendini gerçekleştirmek olduğu yerde tırmalamaya devam etmeye çalışıyorsun en azından ölünceye kadar. Evet. O da huzur veriyor insana. Evet, ne mutlu, ne mutlu size hocam. Hepimize. Yani şimdi burada aslında anlatılan en önemli husus bence şu oldu. Kişinin kendinin uydurduğu Tanrı ile, yani yaratıcı ile evet. Hiçbir şey öğrenmiyor. Çünkü adam çabalamamış, okumamış, araştırmamış. Kendisi bir Tanrı fikri var kafasında. Bir de peygamber fikri var. Sonra bakıyor kendi hayatı kötüye gidiyor. Bakıyor insanların da hayatı kötü. Sonra dönüp dine suç buluyor. Aslında sizin anlattığınız bunun yanlış olduğu. Az önce buyurdunuz ya ablacığım, Beyazıt Bestami Hazretleri dedi ki herkesin Rabbi farklıdır. Benimki peygamberinkidir. Aslında gecenin cümlesi bu. Herkesin bir Allah'ı var, benimki peygamberinki. Evet, çünkü ya bak şöyle bak. Şimdi sen peygamberin aleyhissalatü vesselam. Neden bir siyer? Yani niye peygamberi tanımak önemli? Aleyhissalatü vesselam. Neden önemli? Çünkü sen yaşayan bir Kur'an'la muhatapsın. Sen kendi kafanla nasıl anlayacaksın? Aklı külle mi ulaştın sen? Sen evet. Nasıl biz hazretleri okuyoruz? Bu hazretler de peygamberimizden nasipleniyorlar. Ya Allah diyor ki ben, peygamberimiz ne diyor? Allah kendi nurundan, sizi de benim nurumdan yarattı. Ya dolayısıyla biz onun bilinci içindeyiz zaten. Şimdi sen kendi kafanda bir şeyleri, birilerine haksızlık yapıp sonra namaz kılabiliyorsun. Allah, peygamberin Allah'ı böyle değil işte. Peygamberin Allah'ı değil mi? Şunu biliyor ki onu, senin o kıldığın namaz değil, onu yapmaman önemli. Çünkü o senin kıldığın namaz boşa geçiyor o zaman. Evet. Yani seni dönüştürmüyor ki. Senin dönüştürmeyen namaza ilişkin yok mu? Ankebut 65'te miydi? Senin dönüştürmeyen ayet var zaten. İyi, kötülükten alıkoymayan namaz diye ayet var. Ankebut'ta 65 miydi hatırlamıyorum tabii, şu anda şey yapabilirim ama Ankebut suresindeydi. 35 miydi hatırlamıyorum ama seni kötülükten alıkoymuyorsa, anlatabildim evet. Mi? Seni dönüştürmüyorsa ve artı senin insanlara bu dinli, bu dinsiz, bu şöyle, bu böyle demene sebep, sen resmen şeytanlık yapıyorsun ki. Şeytan da alim, iki tane laf bilmek değil ki mesele. Sen anlaştırıyorsan, evet. Hani Hazreti İbrahim Mecusi'ye yemek vermemiş diye Allah demiş ya, ben demiş 40 senedir onu doyuruyorum. Sana ne oluyor? Evet. İşte bak, zaten mesele nedir? Bakın. Şimdi insanın, mesela insan şöyle cömerttir. Mesela atıyorum, sevdiği birine
atıyorum veyahut da kendi dindaşı birine yardım yapar. Ama şimdi bu insan gibi cömert olmak, ama Allah gibi cömert olmak, Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya. Zengine de veriyor, oraya da veriyor. Diyorlar ne yapıyorsun? Ben Allah gibi dağıtıyorum diyor. Yani Allah gibi cömert olmak mesele. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak meselesi bu. Evet. Allah gibi affedici olmak, Allah gibi cömert olmak, Allah gibi işte diğer esmaların sende tezahürü. Yoksa uluhiyet makamının o kamil ve o denge makamının dışındaki tezahürler ne yapar? Seni mütekebbir. Gider birilerine saldırırsın. Habire birilerine havlarsın. Demin dedi ya, insanat bahçesi. Habire birilerini ısırırsın. Evet. Sonra namaz kılarsın. Sonra namaz kılarsın. Evet. Şimdi bu anlattıklarınızdan yine aklıma gelen hususlar oldu. Bunlar tabii şöyle, sizler işte Sadık Hocam anlatıyorsunuz, siz anlatıyorsunuz. Bendenizde açılımlar oluyor. Çok güzel sohbet oluyor. Şöyle ki, şimdi mesela bana da çok gelen sorular var. Diyorlar ki, biz belki zat-ı halinize de ablacığım geliyordur bu sorular. Onlara da hani cevap olsun. Ya siz bu evliyalara kafayı taktınız. Siz derken hani işte yani işte bana da veya belki size de, ya niye her şeyi hep bunlarla açıklamaya çalışıyorsunuz? Şimdi kardeşler, şimdi size bir örnek vereyim, anlayacaksınız. Yani ablamın da neden böyle davrandığını, Sadık Hocamın da neden böyle davrandığını, bendenizin de neden böyle davrandığını anlayacaksınız. Şimdi örnek o kadar açık ki, anlamak isteyene vereceğim örnek. El Eser Üniversitesi'ne bir hanımefendi gider. El Eser Mısır'da malum. Bir konu hakkında fetva sorar. Oradaki ilahiyatçı profesör, yani oradaki hoca, ona şöyle cevap verir. Der ki, bak kardeşim, senin bu sorduğun sorunun cevabı şeyde var. İmam Malik Hazretlerinin fetvasında var. Yani İmam Malik de Hazret diyor mu demiyorum bilmiyorum da, ben dediğim için ben öyle diyorum. İmam Malik Hazretlerinin fetvasında var. Ama ben bunu diyor, aslında bu diyor senin sorduğun sorunun cevabını diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetten işte falanca ayetten diyor çıkartıp sana söyleyebilirim. Hangisini tercih edersin diyor. Kadıncağız diyor ki, ben İmam Malik'in fetvasını istiyorum diyor, bana onu söyle. Adam dönüp diyor ki, ya diyor hanımefendi, ben sana diyorum ki senin sorduğun sorunun cevabı Kur'an'da açık olarak var. Bak, açık olarak var Kur'an'da. Ama İmam Malik'in de bununla alakalı bir cevabı var. Ben sana hangisini istiyorum diyorsa, sen bir kulun cevabını kabul ediyorsun. Ben sana Kur'an-ı Kerim'de açık, yani açık olarak ayet var diyorum. Sen onun fikrini kabul ederim diyor. Deyince hanımefendi diyor ki, hayır diyor, sen yanlış anladın diyor. Ben aslında yine Kur'an-ı Kerim'in söylediğini anlamak istiyorum da, İmam-ı Malik'in Kur'an'ı senden daha iyi anladığını düşündüğüm için onun fetvasını soruyorum diyor. Şimdi bizim durumumuz da bu. Biz evet. Abdülkadir Geylani'nin, İbn Arabi'nin, İmam-ı Gazali'nin, işte ne bileyim Hallacı Mansur'un, işte bu gibi Zevat-ı Muh, Cüneyd-i Bağdadi'nin, Davud-u Tayi'nin, Pir Nurettin Cerrahi'nin, Pir Şaban-ı Veli'nin, Kenan Rıfai'nin, Ahmet Tahir Maraşi'nin dini bizlerden daha iyi anladığını düşündüğümüz için onların eserlerine bakıyoruz ve oralardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ki bu zat-ı muhteremler hem metafizik ilimleri hem de kendi zamanlarının bilimsel ilimleriyle mücehhez olup donanmışlar. Bir de şöyle bir şey arz edip hemen lafı size devredeyim. Şimdi adamlarda öyle bir Allah inancı var ki, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de zaten söylüyor. Ben ona bir şey vermediğim zaman hemen bana küser darılır diyor Fecr suresinde mesela. Ben ona vermediğim zaman hemen küser. Ben biraz diyor genişlettiğim zaman şükreder, beni hatırlar, ama birazcık diyor daralttığım zaman bana diyor küser. Şimdi adam kendi tahayyülünde bir tanrı yaratmış, ona inanıyor. Aslında ona küsüyor ya da ona sırtını dönüyor ya da ona dua ediyor. Peygamberinkine değil. Bunun da en büyük delili diyor ki, biz işte Allah, ben kendi adıma konuşuyorum, sizleri tenzih ederim. İnşallah ben o Allah o ahlaka beni yükseltsin. O da şu, Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki, rızkı patronun verdiği maaştan, şifayı da diyor doktorun verdiği ilaçtan bilene şaşarım diyor. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki, bu diyor yüzün ortasındaki delikli kemikten nefes aldığını, Bu diyor başın yanlarındaki et parçalarından duyduğunu, bu diyor yüzdeki diyor iki yağ parçasından gördüğünü zannedip bunu da kendine vehmeden insanın aklına şaşarım diyor. Şimdi biz işte
peygamberin Allah'ına inananlardan oluruz inşallah. Ne diyeyim? İnşallah. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani zaten o işte yağlı gözlerden, işte kulaklardan duysan ceset de duyar yani. Evet. Ceset de duyar, ceset de görür. Ama işte şöyle bir durum var bak. İşte bu anlamda ayet tekrar ediyorum. Estağfirullah. İnne dine indallah İslam. Allah'ın yanındaki din yani metot teslimiyettir diyor. Şimdi Allah esması kendisinde açığa çıkmamış kişi bu anlamda Allah'ın yanındaki dini anlayamaz. Evet. Allah'ın yanındaki dini kendinde ehlullah dediğimiz Allah esması açığa çıkmış, ehlullah olmuş kişi anlayabilir. Yoksa Rab veya Rahman mertebesini ancak idrak edebilir. Dolayısıyla kendindeki, şimdi sen namazdayken ne diyorsun? Rükûya verdin, geldin. Sübhane Rabbi el azim, Sübhane Rabbi el azim, Sübhane Rabbi, bak Rabbi, Rabbi dedin. Oradan bir ses sana dedi ki senin ağzından. Semiyallahu limen hamide. Allah seni duydu Ömer dedi. Allah seni duydu bak. Sen dedin ki sen yücesin Rabbim, yücesin Rabbim, yücesin Rabbim dedin. Kalkarken seni Allah duydu. Bak Allah mertebesi seni duydu. Sen Rab mertebesine konuştun. Seni kaldırırken sendeki uluhiyet mertebesi, sendeki rububiyet mertebesine konuşuyor. Evet. İşte bu hazretlerde uluhiyet mertebesi, kendilerindeki uluhiyet mertebesi açığa çıktığı için biz bunlara ne diyoruz? Ehlullah. Hak dostları, Allah dostları. Şimdi Allah dostu kendisinde açığa çıktığı için Allah esması Allah'ın yanındaki dini tabii ki o anlayacak. Ben mi anlayacağım? Evet. Onun anlattığı üzerinden onun için gideceğim. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı din üzerinden gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Ve bu hazretler de onu açıklamaya çalışıyor. Anlatabildim evet. mi? Evet. Rabbimin, kendi Rabbimin anlayışı üzerinden gitmiyorum yani. Kendi Rabbim. Biz insanlara bak Rabbim işte Rabbim böyle istedi. O kendi Rabbine, Rabbinden bahsediyor. Rabbi hasından bahsediyor da. Rabbül Aleminden bahsetmiyor. Çünkü Rabbül Aleminden bahsedebilmen için Rabbül Alemin yani Allah esmasının sende açığa çıkması lazım. Anlatabildim evet. mi? O yüzden kendi esmasının üzerinden de o yüzden şey vardır ya. Şimdi ben Ömer'e de dua edecekken Rabbim, Rabbim diye etmem. Rabbül Aleminden isterim. Çünkü kendi Rabbimden, kendi esmamdan istemiş oluyorum o durumda. Yani bu çok ince bir çizgi. Bunu ben çok detaylı anlattım biliyorsun. İkinci kitapta, sonra devamında. Bu anlaşılmadığı evet. için zaten problemler doğuyor. Herkes başka bir tanrı tanımı içinde. Anlatabildim mi? Evet. Herkes kendi nefsine göre de bir de. Bir de hayali nefsi anlatı tanrı tanımları var. Bunların içinde insanlar şey oluyor yani. Bocalıyor. Ablacığım şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi. Buradayız. Şimdi düzeldi. Demin bir gitti geldi şimdi düzeldi. Buradayız. Tamam. Ama ben tamam ben kendimi göremiyorum. Ben geri geldim mi? Geldiniz sizi görüyorum ben. Sadık hocam Deniz ablayı görüyor musunuz? Tamam siz görüyorsunuz. Görüyorum. Şu anda iyi. Şu anda tamam, iyi. Sıkıntı yok. Yani biz sizi görüyoruz abla. Mesela bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi? İda cae nasrullahi vel fet. Bismillahirrahmanirrahim. İda o vakti hatırlıyor. Hani o vakitteki cae geldi. İda cae nasrullahi vel fet. Bak. Allah'ın yardımı geldiğinde. Hani insanlar sıra sıra diyecek diyor ya hani bizim nasıl evet. suresinde. Bak orada uluhiyet makamının yardımı geliyor. Yani Allah makamının. Şimdi bunu anlamazsan hani rububiyet makamının değil, evrensel makamının yani uluhiyet makamının yani işte bunları Kur'an ayetlerini ben bu anlamda hani mertebe mertebe buna meratibi ilahiye deniliyor biliyorsun tasavvufta. Allah'ın mertebeleri var. Hatta Havelat-ı evet. Hamse biliyorsun 5 tane zuhur mertebesi. Bunlar üzerinden anlatmazsan ruhun da mertebeleri var. Ruhun evet. da mertebeleri. Herkes de ruhul kuts ve ruhul azam mı aktif arkadaşım? Kimisinde hayvani ruh, kimisinde madeni ruh, kimisinde bitkisel ruh. Bitkisel hayata girdiğinde insan neden bitkisel hayat diyorsun? Evet. Niye? Veya hayvan gibi davranıyorsun ki hayvanlar bizden biliyorsun çok daha hani üstünler çünkü biz kemalatı olup da gerçekleştiremeyen varlıklar olduğumuz için evet, bu anlamda. Evet. Yani sen hayvan gibi mesela köpek gibi ısırdı diyorsun değil mi? Kim o kişi? Evet. Hatta hayvanlara tenezzül eden insanlar hep hayvandır yani. Hayvan mertebesinde yaşıyor bak. İnsan hep şu örnek var ya hocam bunu da söyleyeyim sonra lütfen sözü size vereceğim. İnsan bir iPhone gibi. Esmalar da aplikasyonlar gibi yani uygulamalar gibi.
99 tane uygulama var senin iPhone'unda. Tamam, ben ama Instagram'ı indirmemişim benim iPhone'uma. Ömer diyor ki hocam yayın yapalım Instagram'dan. Ben böyleyim. Ben seni görmüyorum ki. Şimdi Allah sana sesleniyor. Şimdi sen duymadığın için Allah'ın seslenmesini duymuyorsun. Çünkü sen kendindeki Esma'yı aktive etmedin Allah'ı duymak için. Sen onu yükledin mi ki programına şeyine? Aplikasyon olarak, potansiyel olarak orada Esma. Ama sen onu Instagram'ı indirmedin. Ben seninle nasıl canlı yayın yapayım? İndirmedim bak, olan şeyi indirmedim. Her birimizde halife potansiyelinde Rahman, Allah hani imajında yaratıldık ya biz, Allah suretinde, Adem Allah'ın şeyinde yaratıldı ya, suretinde yaratıldı ya. Bu ne demek? O esmalar bütün hepsi potansiyel olarak sende var. Ama onu evet, sen iPhone'la yani beden varlığına indirmezsen Allah işte nerede var Allah? İşte ne zaman demiş? Neyi sen hiçbirini kullanmıyorsun ki aplikasyonların. Evet, ben sana nereden ulaşayım? Sen ulaşamadığı için de kendindeki potansiyeli sen gerçekleştirmediğin için de inkar ediyorsun ya. Senin bilincinde Allah olmadığı için Allah sana yok olacak işte. Allah sana evet, yok olunca ne olacak? Sen nefes alırken diyor ben sana o nefesi üflüyorum diyor. Şimdi sen buradayken Rahman esmasının altındayız biz değil mi? Bu nefes sana her ihtimalle üfleniyor. Ama Rahim esmasına ahirete geçtiğinde senin için Allah yoksa hadi bakayım nefes al. Evet. Acıya bak. Anladın evet, mı? Senin için yok olduğu için yok. Yoksa Allah hep var. O aplikasyonları indirmediğin için senin için yok hükmüne giriyor o. Allah hep var yoksa. Evet. Bu anlattıklarınız aklıma iki şeyi getirdi. Birincisi Molla Cami Hazretleri var malum Nakşi ulularından ve en büyük vahdedi vücut savunucularından bir Nakşi ulusu Molla Cami Hazretleri. Bu arada hani astrolojiye yok diyenler ya da musiki dinde yok diyenler Molla Cami Hazretleri'nin bir eserlerini bir karıştırsınlar. Astrolojinin yani kralını yazmıştır, babasını yazmıştır Molla Cami Hazretleri. Aynı zamanda musiki de besteleri var. Musiki ile ilgili kitapları var. Molla Cami Hazretleri Osmanlı medreselerinde en ağır fıkıh kitapları okutulan bir zat-ı muhterem. Hani, yani meselenin derinliğini anlayın diye söylüyorum. Bu zat-ı muhterem diyor ki bir nefeste diyor iki şükür var. Eda edemem diye korkarım diyor. Ya. Şimdi nefesi verdin alamayabilirsin. Ya. Aldın ya. Veremeyebilirsin. Bir nefeste iki şükür borcum var Allah'a, eda edemem diye korkarım diye. Siz nefes evet, almaktan bahsedince aklıma o çağrışımda geldi. Allah şükreden kullarından eylesin bizi her daim. Bir de bu hani siz biz Rabbimizi tanımıyoruz, o sistemleri telefonumuza indirmedik hususuyla alakalı olarak da aklıma bir şey geldi. Tam böyle herhalde yerine oturacak Allah'ın izniyle. Şimdi Sultan Abdülmecid'e Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri'ni şikayet etmişler. Demişler ki, efendim Seyyid Muhammed Nurul Arabi der ki, ya ben Allah'la konuşuyorum, Allah'ın huzurundayım, hatta makamı ehadiyetteyim gibi sözler söylüyor. Hatta Allah'tan başka bir şey yoktur gibi sözler söylüyor. Bu sözler çok tehlikeli sözler. Bu adamcağızı diyorlar yani tırnak içinde, bir diyorlar saraya çağırsak da alimlerin huzurunda bir imtihan etsek. Tabii Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri saraya teşrif ediyor. İmtihan bir dakika sürüyor zaten. Onlarda öyle korkunç bir ilim var. Bir cümleyle knockout. Karşı taraf şöyle. Diyorlar ki şimdi bir perde gelmiş padişah. Demiş ki kendisi, daha doğrusu kısa anlatayım diyecektim, daha düzgün anlatayım. Kendisi demiş uzun ki anlat. Sorduğunuz çok güzel hikaye çünkü. Uzun anlat. Sen demiş huzura demiş ki beni huzura alırken demiş bütün soracağınız sorulara tek cümleyle cevap vereceğim. Ama demiş beni huzur alırken demiş yani araya padişahdan da izin alın, padişah hazretlerinden araya bir perde gelin. Ben demiş o perdenin arkasında durayım. Oraya geldiğimde demiş siz demiş bu 9-10 tane soru sordunuz ya. Bu hepsine demiş tek cümleyle cevap vereceğim. Şimdi oraya geliyor. Hikaye gerçekten çok güzel ablamın dediği gibi. Perdenin önüne geliyor. Şimdi perdenin arkasında padişah var. İşte, taht odası diyelim. Şeyde de perdenin gerisinde de vezirler var, işte alimler var, devlet görevlileri, Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri var. Diyor ki şeyi çağırıyor, memurun bir tanesini çağırıyor, onun yakasından tutuyor incitmeden, ondan sonra şöyle bir sarsıyor, bırakıyor. Sonra cebinden bir kağıt parçası çıkartıyor,
Onu böyle bıçıklıyor eline böyle. Onu yere atıyor. Sonra o kağıt parçasını yerden alıyor. Düzeltiyor. Öpüp başına koyup cebine koyuyor. Sonra o sarstığı memuru öpüyor. Helallik istiyor. Diyor ki perdeyi açabilirsiniz. Perdeyi açıyorlar. Diyor ki şimdi tek cevapla sorduğunuz bütün sorulara cevap vereceğim. Ehlullah diyor her an Allah huzurunda olduğunun bilincindedir. Ve o yüzden bu sözleri söyler. Onlar Allah'ın ehlidir. Bak az önce perde kapalıyken ben burada bu memur kardeşi sarstım. Hani derdimi anlatmak için. Bir de yere çöp attım. Onu da aldım cebime koydum. Bak şimdi perde kalktı. Padişahın huzurundayım. Bu yaptıklarımı padişahın huzurunda yapsaydım padişah beni ne yapardı? Saraydan kovardı. İşte diyor yani. Ehlullah bu lafları söylerken ulu padişahın, padişahlar padişahının yani alemin evet. tek padişahının huzurunda olduğunu bildiği için bu lafları edebiliyor diyor. Yani. Ama sizde perde kapalı ben ne yapayım diyor yani. Sizin yani. Perde kapalı siz görmüyorsunuz diyor Hazret. Tek muhteşem. Cümleyle nakavt ediyor yani hepsini. Peki. Onların oturması kalkması bile yani banyoları bile daha farklı oluyor. Benim annemin teyzesi yani çok Nakşilerden çok büyük bir şey Hazretti. Çok bilinen birisiydi. Nur Hatun derlerdi. Ve yani banyoları bile biliyorsun. Hiç üstlerini tamamen hiçbir zaman çıkarmazlar. Uyurken yatakta oturma şekilleri hiçbir şekilde ayağını uzatmaz vesaire. O kadar yani o kadar her an huzurdalar ki insan evet. gerçekten onu gördükçe diyor ki işte diyorum zaten İhsan makamı öyle bir şey. Allah'ın seni her an gördüğünü bildiğinde biz çocuklarımıza çocuk yaştan annesinden babasından ondan bundan değil de Allah'ın ona her an gördüğü bilinciyle yaşaması gerektiğini öğretsek herhangi bir suç kalmaz ki dünyada. Yani her an Allah evet. seni görüyor. Sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Sen odanda bir şey çalarken odayı kapat. Zifiri karanlık. Hiç kimse yok ama yalnız değilsin ki. Allah'la beraber estezübler ve hüve meyatü meynema küntüm yani. Senin sen evet. nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. O yüzden yani işte tabii ehlullahın tabii işte diyorum ya Allah ehlinin o bilince gelmiş işte ahadiyet dediğin o hani teklik bilince ve el anda öyledir var ya Allah'tan başka bir şey yoktur el anda öyledir. O bilinç ayrı ama o bilince çıkmak için işte debelenmen gerekiyor yani yıllarca bir sürü süreçlerden geçmen gerekiyor. Ne mutlu o bilince çıkabilenlere. İşte çıkamayan bizler de hani kendi adıma söyleyeyim. Onların anlatımları, onların yaşantıları üzerinden kendi çabamızı koymaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani? Biz de fakir hani uğraşıyoruz yani. Şimdi geçen Cemal Nur abla teşrif ettiler. Bununla alakalı bir şey buyurdu. Şöyle ki dedi ki yani hani siz anlattınız ya işte onların uyumaları farklı, banyo yapmaları farklı, oturmaları farklı deyince aklıma geldi, çağrışım yaptı. Dedi ki hani ehlullah o kadar Allah'ın huzurunda olduğunun bilincindedir ki hani hem öyle davranırlar, kendisi Kenan Rıfai Hazretleri'nin üzerinden örnekler vererek anlattı ama İbn Arabi Hazretleri'nden de şöyle bir ders öğretti bize, şöyle söyledi. Dedi ki üstünüzde bir elbise var, o elbiseyle günah işlediniz. Hani siz dediniz ya çocuğunuza Allah seni görüyor bilincini evet. öğretseydik buyurdunuz ya abla. O lafınız çağrışım yaptırdı zaten. Şimdi Cemal Nur hanımefendi buyurdu dedi ki İbn Arabi Hazretleri der ki senin üstünde bir elbise var. Sen o elbiseyle günah işlediysen işte. O elbiseyle tövbe et. Aynen öyle. Ki o elbise senden hesap sormasın ahirette. Olmaz. Yani böyle bir anlayışa sahip bir dünyada yaşasak dünya cennet olmaz mı? Olmaz. Zaten tabii. Yok, yani küresel monarşi de buna karşı. Tabii. Ve işte şöyle bir durum var. İşte bu hani takva dediğimiz şey kendinin farkında olmakla ilgili bir şey. Yani sen kendinin günah işlediğinin veya günah derken günah nedir? İnsanın kendi hakikatini gerçekleştirmesine mani olan her şey günahtır. Sevap nedir? Kendi hakikatini gerçekleştirmesi. Yani senin cebine giriyor bunlar. Diyor yani La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yani senin yaptığın hep kendine. İyisi de kötüsü de kendine. Bunlar bunun o kadar farkında ki. Bunlar kendini kurtarıyor aslında. Evet. Çünkü kendini o hak açığa çıkacak. O bir kere o en güzeller güzeline ulaşacak. Ve bunun bu sebeple diyor ya Muhittin Ayba Hazretleri. İşte Cemal Nur hocamın söylediği gibi işte üzerindeki kıyafetle bir sevap işte hatta
bir yerde günah işlediysen, mesela bir yerde gittin, bir tane dükkanda günah işledin, hata işledin. Aynı dükkanda sevap işlediyor. Yerle de ilgili söylüyor bunu. O kadar farkındalar ki ama. Yani evet. Sen sor şimdi, çık dışarı, kimin ne günahı var? Herkes şey der. Vallahi benim hiç günahım yok. Ben tertemiz kalbimdenim. Hepimiz bunu, yani bu nefsini temize çıkarma zaten bir hastalık yani. Yusuf Aleyhisselam yapmamış abla bunu. Yusuf Aleyhisselam yapmamış, ben kalbim temiz diyemem diye ayet var. Yani ben kalbim temiz diyemem diye ayet var. Yani Yusuf Aleyhisselam bunu yapmamış. Biz abla şöyle, biz Sadık Hocam'la dedik ki Deniz Hocam'a dedik şu soruyu da soralım dedik. Bu soruyu da soralım. Bu da önemli bir soru. Çok da herkesin de dilinde dolaşan bir soru. Sonra zatenizi daha fazla yormayalım artık. Müsaadenizi isteyerek programı kapatalım. Sizin çok meşguliyetleriniz var ben biliyorum. Çok yoğunluklarınız var. Bu yoğunluklarınızın ve inanın bakın gerçekten kıymetli dostlar ben burada hani ablamı övmek için söylemiyorum. Çok yoğunlukları ve meşguliyetleri var. Ben biliyorum. Ama buna rağmen hani gerçekten vakit ayırıp teşrif etti. Hani daha fazla da yormak da istemiyorum. Ama şu son soruyu sorayım. Zuhurat ister 5 dakika sürsün, ister 15 dakika sürsün. Ne kadar ablam anlatmak isterse onu da dinleyelim, kapatalım. O da şu. Biz hocamla konuştuk. Dedik ki Deniz hocamıza bu soruyu soralım. Şimdi hocam uyanış. Deniz ablacığım. Herkesin dilinde bir uyanış kelimesi. Şimdi biz de hocamla dedik ki Sadık hocamla. Şimdi bu uyanış kelimesinin enflasyona uğraması, yani herkesin bu kelimeyi sürekli kullanıyor olması, aslında gerçekten uyanışın insanlık olarak tabii tüm yani küresel olarak insanlık olarak uyanışın eşiğinde olmamıza mı işaret, yoksa aslında şu an için en azından söyleyeyim, aslında bir insanlıktan bir ümit var olma durumumuz yok. Birileri bu uyanış kelimesini yani dünyada da birçok yerde kullanılıyor. Türkiye'de de birçok yerde sürekli uyanış. Yani yoksa birileri sadece bu uyanış kelimesini söyleyip bunu enflasyona mı uğratıyor? Yani soru bu. Yani aslında uyanışın eşiğinde miyiz? Yoksa bu kelimenin enflasyonu mu yaşadığımız yeni, durum? Yeni Matrix filminin ismi bile Resurrections. Yeniden dirilenler, uyananlar yani. Evet. Evet bunu bir muhakkak soralım Deniz ablamıza, Deniz hocamıza dedik. Bu bizim için önemliydi. Bunu sormak istedik. Buyurun hocam. Ya ben şöyle düşünüyorum. İlim tek ve o ilim üzerinden yürüyen iki tür bilinç var. Bir rahmani, bir şeytani. Dolayısıyla olan şey tek, olan şeyi farklı şekillerde kullanan iki taraf var. Bir rahmani, bir şeytani. Ve bunların savaşı evet. Var. Dolayısıyla onlar da aynı şeyleri kullanıyor. Dedim ya Allah'ın ilmi tek. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bir kere öncelikle şuna karşı uyarmak gerekiyor. Bu işin ilminde, saflığında, bu işin gönülden yapılması vardır. Bu işin bir ücret karşılığı yapılması yoktur. Anlatabildim mi? Yani bunu sen... buna vesile olmaya çalışan kişi, bu uyanışa kendi uyanışına ve kardeşlerinin uyanışına vesile olmayan kişi, bunu zaten öncelikle kendini kurtarmak, hani Allah'a ulaşmak ve sonra da vesile olmak için yapar. Dolayısıyla bunun ücreti Allah'tandır. Bu bir. Evet. Şimdi sorarsan o kadar değişik kurslar falan görüyorum ki, yani öyle değişik şeyler söylüyor ki mesela kardeşlerimiz, hocam ben şunu aldım. Evet ben şimdi kainatı gezebiliyorum falan. Yani ben şimdi şaşırıyorum böyle şeylere ve insanları hele ki bu kadar zor dönemlerde, bu kadar maddi anlamda da sıkıntı yaşayan hani bizden sonra bir sürü insan işini kaybetti falan şu evet. Dönemde insanlar üzerinden böyle bir maalesef insanları böyle bir hayal alemine düşürerek bir de böyle bir insanları suistimal etme var. Bir de böyle bir boyutu var bunun. Yani bilmem nesi şu kadar bu nedir ya? Ya sen Kur'an yani İslam bedava tamam mı? Sen bunu zaten görevin senin kardeşine öğretmek ve yani hiçbir şey yapamazsın. Git kitap al ve de ki Allah'ım bana yardım et. Allah sana yardım edecek net. Sen bu samimiyetteysen net ama sen atıyorum şu kadar para verip şu kursa gittin diye yani Allah seni ondan daha aydın yapmayacak. Çünkü Allah'ın sistemi öyle değil. Yani dağda evet. Kuzularını otlatırken bir çoban
bilmem ne üniversitesinde en yüksek öğretimi alan bir hani adamı şöyle saniyede sollar. Ledikli Ahmet Ağa Hazretleri gibi. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konu suistimal doğrayan bir mesele. Yani her şeyin suistimal edildiği gibi bu konuda olduğu gibi. Yani, iyi niyette başlayıp kötü niyette de sonlandırabilen insanlar da olabilir. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Çok bilgi kirliliği var. Evet, çok maalesef. O kadar ben yani ben mesela bir şey dinliyorum. Bir şey söyleniyor. Şimdi ben cevap vermek istiyorum ona. Ya diyorum ki şimdi ben buna cevap versem şey zannederler. Ben sanki hani burada o kişiyi şey yapıyorum. Onun için ama yani sen bu bilmediğin konulara girmemen gerekiyor. Ben bilmediğim konulara giren bir insan değilim. Bilmediğim konularda yardım alan bir insanım. Biliyorsun. Yani en güzel şey öğrenmek çünkü. Artık evet. İlerlediğim konular da çok. Çünkü ne diyor Muhittin Ebi Hazretleri ya? Muhittin Ebi Hazretleri de Saadettin Konevi Hazretleri'nin hocam bir konuşması var. Diyor ki ya bizim kitapları bile okumayın. Kıyamet kopacak. Kur'an okuyayım, hadis okuyayım diyorlar o zaman. Yani bizim hele ki dönemimizin geldiği, biz çok ciddi bir dönemde yaşıyoruz. Çok inanılmaz bir dönemde. Bir taraftan çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kardeşlerim dediği bir insanlar grubuyuz. O potansiyeldeyiz yani doğru davranırsak. Ben şöyle düşünüyorum. Ben bir uyanışın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Fakat bunun gerçekleşme ihtimalini engellemek için uyanıştan gibi görünüp karşı taraf tarafından kullanılan bir sistemin de aynı şekilde aktive edildiğini düşünüyorum. O yüzden de hani Allah, Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çizgisi evet. Dışında her şeye karşı skeptik bir bakışım var. Yani şüpheli bir bakış açısının içindeyim. Ama tabii ki bu şu demek değil. Adam mesela Safiyane bir takım şeyler yaşamış ve aslında bizim İslam dediğimiz meselenin özünü anlamış. Buralardan bahsetmiyorum. Ben bu işin sanayisinden, endüstrisinden bahsediyorum. Evet. Yani evet. Bu işin bunun da şimdi sen mesela esmayı çekersin mesela eğer bir şeyin varsa başında bir rehberin bir esmayı çekersin ama sen yanlış ellerde sen burada rahmani bir boyut açarken yanlış ellerdeki bir esma çekimi düşün bak yine Allah'ın esması senin o rahmani boyutuna gelir çarpar. Anlatabildim mi? Evet. Yani demek istediğim şey bu işler ince işler. Böyle hani kıldan ince kılıçtan keskin derler ya. O yüzden bu işlerin ehli olmayan yani bu konularda işte o kurs bu kursla yapabileceğiniz işler değil bunlar. Öncelikle sokağa çıkacaksın. Kedime yardım edeceksin. Yetim mi bulacaksın? Dul mu bulacaksın? Emin ol Allah sana öğretir. Ya sen istediğin kadar ilim öğrenemesen bile Allah yaptığın hayırlar, işlediğin salih ameller hürmetine seni yüceltir. Çünkü şunu unutmayın. İman eden ve Asr suresinde ne diyor? İman eden, salih amel isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden. Sen iman ettin, ilim öğreniyorsun ama salih amelin yok. Aldığın kursa salih amel olmuyor yani. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Bunları öğrenmek çok güzel. Bence öğrenmenin sonu yok. Ama altyapında işin temiz rahmani boyutunu bilerek öğreneceksin. Ben mesela bilgiyle ilgili her şeyi okuyan bir insanım. Mesela bilim insanlarının yazdıkları şeyleri vesairesini. Ama benim altyapımdaki bilgi sabit ya. Veya evet. Diyor ki hocam birisi bir kitap yazmış bu kitabı nasıl buluyorsun? Şimdi o kitabı ben okursam o kitaptan ben zarar Allah'ın izniyle görmem. Çünkü ben sabit hani sabit kadem şeyler vardır ya onları evet. Bilmiyorum. Ya 10 şey söyler şeytan hep söylediğim bir laf var yıllardır. Şeytan 10 şey söyler 9'u doğrudur 1'i yanlıştır. Seni o 1 yanlışla bitirir. 1'le vurur. 1'le vurur. Bitirir seni. 9 tane doğruyu söyler o 1 tane var ya işte kainatı gezmiş gelmiş yazmış kardeşimiz. Nasıl gezdin sen ya sen İbn-i Arabi misin yani? Sen evet. Hayal aleminde geziyorsun. Hayal aleminde geziyorsun. Kendi kendine de buna inanıyorsun. O yüzden de uyanışa ilişkin bir ciddi bir açılım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bunun engellenmesi için uyanış adı altında tam bu konseptin negatifler tarafından da kullanıldığını düşünüyorum. Evet. O yüzden çok doğru bir şekilde sabit kadem gideceğiniz kurallar, Kur'an, hadis, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii ki Allah ilmidir. Hakikat ilmidir. Evet. Şimdi ablacığım böyle hani
şey diyorlar mesela, şöyle bir saçmalık var ortada. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarını hükmediyorum ben bunu söyleyenlerin. Şöyle ki mesela bendeniz de kendimce konuşmalarımda söylüyorum. İşte Sadık Hocam da söylüyor, zaten haliniz de söylüyorsunuz. İşte kediye bakalım, köpeğe bakalım, yetimi giydirelim, fakiri doyuralım, işte yetim başı okşayalım. Adam sana dönüp diyor ki ya insanlığı ve dünyayı bu mu kurtaracak diyor. Bak şimdi. Evet, şimdi bu inandığımız Kur'an-ı Kerim, işte bu Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak eğer, yani bunu Kur'an-ı Kerim'e, yani dünyayı ve insanlığı bu mu kurtaracak diyen kişi aynı anda Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorsa lütfen Fecir suresi 17, 18, 19 ve 20'yi okusun. Bak Cenab-ı Hak buyuruyor ama yani bu soruyu sorup yani bunları yapmak mı dünyayı kurtaracak diyor ama aynı anda Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. Değil mi? Tamam, o zaman ben de diyorum ki Fecir suresi 17, 18, 19, 20'yi okusun. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Cenab-ı Hak devamında da diyor ki o gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birebir hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Hatta Davud devamı daha acıklı. Allah bu öyle olanlardan eylemesin. İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Ama artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Tekrar ayetleri var, baksınlar ve okusunlar tekrar. Fecir suresi 17, 18, 19, 20 ama ben devamını da okudum. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Fecir suresi 17, 18, 19, 20, bir daha söyleyeyim. 21, 22, 23, 24, 25. Fecir suresine bakarlarsa görürler. Hatta abla bir de karşı tarafın şöyle bir yaygarası da var. Onu da yani bu yayında bizi dinleyen hani çok insan varken onu da duysunlar, bilsinler istiyorum. Şöyle ki şimdi karşı taraf bir de şöyle bir propaganda yapıyor. Malum haliniz bu uyanış mevzusundaki farkı anlattığınız için, şu anda tam yeri geldiği için onu ben söylemek istiyorum. Karşı taraf bir de şöyle bir propaganda yapıyor. Diyor ki ya bu sizin küresel monarşi dediğiniz ya da işte Deccal'in askerleri dediğiniz ya da küreselciler dediğiniz adamlar var ya, evet. Ya zaten onlar kazandılar. Bitti bu iş. Kaybettiniz. Boş yere uğraşmanın, debelenmenin bir manası yok. Boyun bükün itaat edin. Şimdi Cenab-ı Mevla yine Fecir suresinde buyuruyor ki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine Fecir suresi. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Direkleri yüksek, binaları olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, korkunç adamların tılsımları mimari de ve teknolojide ileriymiş, ayetten onu anlıyoruz. Devam edelim. Benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar, çadırlar, ordular sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Bendeniz de bu ayeti kerimeleri okuyup şunu diyorum. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'de Deccal'in askeri demez ya da ne bileyim küresel monarşi demez ya da Tavistoksiyon tapınakçı demez. İşte burada anlatmış. O dönemin tapınakçılarını, o dönemin Siyon tarikatını nasıl yok ettiğini, yerle bir ettiğini anlatmış. Yine edecek. Yani karşı taraf kazanmış falan değil yani. Hani böyle de bir propaganda var da hani buna aldanılmasın diye söylüyorum. Çok güzel söyledin Ömerciğim. Problem şu bak. Şimdi marifetullah diye bir şey vardır. Biliyorsun ki Allah ben hani biliyorsun ben cinleri ve insanları bana işte kulluk etsinler diye yarattım dediği. Evet. Peki kullukta hani ibadet etsinler diye mesele nedir? Beni tanısınlar diyedir. Değil mi? Marifet. Hani, evet. İmam Rabbani Hazretleri, işte İmam Gazali Hazretleri, Hazretler bu şekilde yorumlarlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Marifetullah nedir? Hakkı tanımaktır. Hakkı bilmek, tanımaktır. Sen Hakk'ın kudretini bilmezsen, Hakk'ı tanımazsan, evet, Hakk'ın kudretini bilemezsin. Zaten tanımadığın birini de sevemezsin. Biliyorsun. Evet. O yüzden de biz kendi sınırlı aklımıza göre bir tanrı yarattığımız için kafamızda, hani peygamberin tanrısını değil de, kendi peygamberin Allah'ını değil de, kendi kafamızda bir yarattığımız için tövbe haşa Allah'ın kudretini küçümser olduk.
Evet, burada. Haşa. Sıkıntı aşk burada. Demek evet. Önemli o zaman. Yani sıkıntı burada. Adam bunlar yener. Ya sen ama bir de şu, bir de sıkıntının başka bir tarafı da şu ama. Diyorsun ki bak. Şimdi Allah çaba koymanı istiyor. Musa ile Firavun'un hikayesi yok mu? Şimdi tabii evet. Ki Allah tuzaklar kuracak da sen şöyle yapmayacaksın yani. Ya nasıl Allah tuzak kuracak ya? Ben sisteme göre hayatımı yaşayayım yani. Ben kimseye faydam olmasın. Nasıl? Ya Allah niye senin? Allah senin hizmet. Sen Allah'ın hizmetçisisin. Allah senin hizmetçin değil yani. Çünkü evet. Zaten ha bir Allah sana hizmet ediyor. Ha bir şey veriyor sana. Yani şu nefesin bile. Diyor ya Muhittin Erbil Hazretleri. Allah sana her an yeniden nefes üflemektedir. O bir kere verilmiş nefes değil. Sonuç evet. İtibariyle şunu demek istiyorum. Bu iki çizgi çok önemli. Bir, sen eğer ki Allah'ın yardımını istiyorsan önce mümin olacaksın. Çünkü Allah müminlerin yardımcısıdır. Evet. Müslümanların böyle bir ayrım yani, da var. Mertebesine yani iman. Hani diyor ya siz de ki diyor Müslümansınız. Yani ama siz henüz iman kalbinize girmedi diyor. Burada bir fark var. Yani şekil olarak sen ibadetini yapıyorsundur ama kalbine iman girmediyse sen hala mümin mertebesinde değilsin. Sen mümin mertebesinde değilsen ayette Ali İmran 68 miydi? Allah müminlerin yardımcısıdır abi. Evet. Sen yardım almıyorsan mümin olmadığın için. Anlatabildim mi? Doğru. Sen görüntüde ibadet ettiğin için yardım almıyorsun. Çünkü içeride çünkü başka işler var kalbinde. Dolayısıyla bu bir. İki. Allah sana hizmet etmeyecek. Sen Allah'a hizmet edeceksin. Allah tuzak kuranları. Mesela bir şey oluyor. Hemen şey yazıyor mesela. Bazı yerlerde görüyorum. Allah tuzak kuranları ne? Ya Allah Allah. Allah mı senin yanına çalışıyor? Tabii ki Allah tuzak kuranları en iyisi ama senin çabanı görmek istiyor Allah. Sen çabalama. Allah yapsın senin işini. Ya Allah, sen buraya bunun için Allah sana hizmet etsin diye gelmedin sen buraya. Sen kendini gerçekleştirme zaman sistem sana tamamen hizmet ediyor. Dolayısıyla evet. Bu çizgiyi çok iyi korumak lazım. Bir, Allah'ın kudretini asla unutmaman lazım. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ehlullah için her şey mümkün hayatım. Biliyorsun. Yani ölüm evet. Yaratıyor bunlar. Allah'ın izniyle, bir izniyle. Hazreti İsa ne diyor? Bir izniyim. Benim iznimle diriltti diyor. Allah'ın izniyle yani. Bunlar istediği mertebede, yani bilinç olarak istediği mertebede, Muhammedi bilincin altındaki mertebede Ehlullah'ın biliyorsun. Yani sen bu insanlarda şey çıkıyor, tamamen hak kalıyor artık. Onlarda sadece hak ve hakkın kudreti kalıyor. Sonuç itibariyle sen o kadar temizledin nefsini de o noktaya gelmenin derdinde olman gerekiyor ve sisteme yardım etmen gerekiyor. Sen, ve o zaman zaten biliyor, bu insanlar biliyor zaten Allah'ın kudretini. Onun için renkleri soluyor namaza vardıklarında. Onlar onun kudretini bildikleri için. Ben çıkıyorum namaza, kafamın içinden bin tane şey geçiyor. Niye ben? Çünkü Allah'ın kudretinin farkında değilim hala. O yüzden evet. De onlar nasıl kazandı derim tabii ki ben. Evet. Anlatabildim mi? Yani evet. Bu hani Allah müminlerin yardımcısıdır. Mümin olman lazım. İki, sen Allah tuzak kuranların en güzelidir. İyi de senin de Allah'ın sistemine destek olman lazım. Allah her şeye kadirdir. O zaman diyeceksin. Kaybeden evet. Allah olmayan. Sen olacaksın. Allah korusun. Evet abla. Evet. O, işte bunları yaparsan sen kaybetmeyeceksin ki zaten. Evet. Ama bedava. Bunları yaparsın. Bedava bir şey yok yani. Bu kadar hazret. Ne peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberler ne sıkıntılar çekmişler. Bu nefsinden arındırılsın. Acayip. Yani sen de herhalde yani Allah bunu olmasına niye izin veriyor? Sen Allah niye buna izin veriyor diye değil. Ben buna niye izin verdim? Ben nelerin peşine düştüm de adaletten caydım. Allah'ın sistemine hizmet etmeyi bıraktım diye düşüneceğine Allah buna niye izin veriyor? Bak diye bak. Sürekli bir iftira hali yani. Evet. Onun için zaten ben iyilerin kazanacağını düşünüyorum ama çaba gösteren iyilerin. Kesinlikle. Evet. Zaten ayet var Allah'ın dinine yardım edin diye değil mi abla? Zaten evet. Ayet var. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah sizin dünya işlerinizi kolaylaştırır. İşin anahtarı budur. Ayet vardır ya. En sevdiğim ayetlerden birisi. Evet. Evet. Şimdi derdin mi var? Diyelim ki çocuğunla derdin var sağlıkla ilgili. Hemen git başka bir yetim çocuğa yardım et. Çünkü senin gücün yetmez. Allah onun hürmetine senin çocuğunu iyileştirir. Bu kadar basit. Sistemi koymuş anahtar orada. Ben hep bu anahtarı kullanırım. Sıkıntıda bir şey var. Hemen bir iyilik çabası. Çünkü benim gücüm yetmez ya. Benim neye gücüm yetecek ya? Evet. Evet. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle ki aslında Sadık Hocam benim huyumu bilir. Aslında ablam da huyumu bilir. Beni bıraksalarsa ben sabaha kadar konuşmayı ve konuşulmasını isterim. Fakat
Tabii her güzel şeyin bir sonu var. İki saati de bayağı geçtik. Sizin meşguliyetleriniz ve yoğunluklarınız arasında Fikir Yongaları programının konuğu olduğunuz için biz Sadık Hocam'la onur duyduk, şeref duyduk. Öncelikle onu belirteyim. Ben asıl. O tamamen bana ait. Allah razı olsun. Çok gerçekten mutlu olduk. Hatta Sadık Hocam'la dedik ki, yani şimdi biz, ben dedim ki Sadık Hocam'a, burada zaten biz bizeyiz. Bu kadar bizi dinleyenle de biz bizeyiz. Ben dedim ki Sadık Hocam'a, biz dedim ablamla şöyle karar aldık. Konu belirlemeyeceğiz. Bak konu belirlemediğimiz halde nasıl güzel sohbet çıkacağız dedi, dedik ablamla birbirimize. Şimdi ablamla bu konuştuğumu Sadık Hocam'a söyledim. Sadık Hocam dedi ki, Deniz Hanım haklı, bak göreceksin nasıl güzel sohbet olacak dedi. Biz iki saati devirdik, saat bire döndü. Onda başladık. Gerçekten bire çeyrek var şu anda. Hani yani Sadık Hocam dedi, Deniz Hanım sonuna kadar haklı dedi. Deniz Hanım zaten dedi, Derya Deniz dedi. O dedi zuhuratlı o sohbet uçar dedi. Acayip sohbet oldu gerçekten. Şimdi biz kıymetli dostlara bir de şöyle bir... buyurun ablacığım, bir şey söylüyordunuz galiba. Bir kere Derya Denizli'yle hep beraber çok güzel bir şey. Çok inanın çok mutlu oldum ben de. Evet canım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle kıymetli dostlara bir güzel bir hani şey söyleyelim. Ne derler? Bu sohbetin tadına doyamayanlar için bir müjde verelim. Bizim ablamla daha önceden bir İbn Arabi programımız oldu. Bir de İsmail Hakkı Bursevi programımız oldu. Malum haliniz seyredenler biliyordur. Bir de bizim bir Niyazi Mısri programı sözümüz vardı millete, evet, kardeşlere. Onu çok sordular, çok istediler. Fakat ablamın çok meşguliyetleri vardı. Bendeniz'in de meşguliyetler var. Bir de ben rahatsız da oldum. Evet. Benim kendi şahsi rahatsızlıklarım da oldu. O yüzden o dua edin kardeşinize de ben de iyileşeyim. Biraz rahatsızlıklarım var. O yüzden o programı yapamadık. O üçüncü programı, Niyazi Mısri programı kaldı. Velhasıl ablamla biz istişare ettik. Dedik ki 22 Eylül. Tarihi yazın bir yere. 22 Eylül. Ha belki ablamla biz bir hafta önce istişare edeceğiz. Belki bir gün geriye çekilir ya da bir gün ileriye atılır. Yani 22 Eylül olmaz da. Evet 23 Eylül olur. İşte 22 Eylül olmaz da 21 Eylül olur. 20 Eylül olur. Ama şu anki kararımız 22 Eylül. Ablamla bir hafta önceden tekrar istişare edeceğiz. Ve bu muhtemelen 22 Eylül'de inşallah Niyazi Mısri programını gerçekleştireceğiz. Bu birinci müjdemiz. Bir de şunu söyleyeyim. Hani biz bu hafta pazartesi günü fikir yongalarını yaptık diye pazar günü, normalde ablacığım bizim fikir yongaları pazar günü malum haliniz. Ablam çok yoğun olduğu için biz ablamla buluşabilmek, bu güzel programı size sunabilmek için hani hafta içi gün ayarlamak durumunda kaldık. O yüzden pazartesi günü huzurunuza çıktık ama pazar programımız duruyor. Fikir yongaları pazar günü gene karşınızda olacak inşallah. Kadir Sütçü Beyefendi, deprem tahmin uzmanı Kadir Harika. Sütçü Beyefendi. Evet. Eyvallah ablacığım. Eyvallah ablacığım. Deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü Beyefendi bizimle. Haftaya pazar. Yapardım bu pazar. Bu gireceğimiz pazar. Kesinlikle bizimki, eğer ki başka yani merciler dikkate almıyorsa bile bizim dikkate almamız gereken bir insan. Evet. Yani 19 Eylül oluyor değil mi Sadık Hocam? 19 Eylül pazar. Yani bu pazar. Bu 19. Evet, bu gireceğimiz pazar 19 Eylül pazar. Kadir Sütçü hocamız deprem tahmin uzmanı bizimle birlikte ve şeyleri konuşacağız abla inşallah. Yani depremle ilgili yanlış bilinenleri bize izah edecek, doğrularını anlatacak inşallah. Böyle de bir program var, onu da kaçırmazsanız sevinirim. Selamınızı da ileteceğim ablacığım Kadir Bey'e de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sadık Hocam. Yani bir dahaki seferi daha fazla lütfen siz konuşun. Yani bugün böyle şey oldu, yine buluşuruz inşallah. İleriki aylarda yine bir tane katılmak isterim. Beraber oluruz. Şöyle, ben normalde pazar günleri işte bu yurt dışındaki kardeşlerimize dersimiz başladığı için ders olmasa muhakkak pazar günü katılırdım size zaten. Hatta Kadir Sütçü Hoca'yla olan şeyi bile şu an çok acayip merak ettim. Ondan sonra inşallah onu da sonradan izleyeceğim. O saatte, çünkü uluslararası olduğu için herkesin saat dilimleri farklı ya. Ancak pazar günü biliyorlar. Hepsi de çalıştığı için. Ama çok çok mutlu oldum. Bu güzel gece için, bu güzel sohbet için. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zaten benim canım kardeşim. Acayip seviyorum. Size var olun ablacığım. Çok büyük bir onur ve keyif oldu. İnşallah yine buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Bunlar çok ele dördüncü metrik gelsin.
Hele dördüncü Matrix gelsin. Evet. Şimdi ablamın sözünü verdi. İnşallah bir müsait vaktinde yine fikir yongalarına tekrardan teşrif edeceğini inşallah söyledi. Onun sözünü aldık. Matrix evet. Gelsin kesin Allah'ın izniyle. Evet Matrix eyvallah. Fikir yongalarına edelim inşallah. Fikir yongalarına tekrardan katılacağı sözünü de aldık. O da güzel oldu. Ama dediğim gibi biz inşallah 22 Eylül'de yani bir gün sonra olur, bir gün önce olur onu bilemem. Bir hafta önceden biz ablamla tekrar istişare edeceğiz. Ama şu an için 22 Eylül'de Niyazi Mısri programını gerçekleştireceğiz. Bu müjdeyi de verelim. Pazar günü de dediğim gibi Kadir Sütçü Beyefendi bizlerle. Hocalarım sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esen kalın. Var olun. Sağ olun. Görüşürüz. Hayırlı geceler.